Selamlar herkese. İşte geldik, Merhaba, hoş buradayız. Konsey olarak geldiniz. karşınızdayız diyorum. Öncelikle Görkem ve Murat'ını selamlıyor. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Daha sonra Hayır. izleyicilerimize dönüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Lore Konseyi'nin 52. bölümüyle karşınızdayız. Dile kolay 52 bölüm. 52 bölüm olmuş. Bu bölüm Yok biraz bu değil sizi kızdıracağız. Sevdiğiniz insanları, mi? oyun karakterleri eleştireceğiz. Yaptığımız yorumlarda merhaba Ama olayız şimdi aynen. bunu Yaptığımız yorumlarla çekiyorsunuz. sizleri biraz kışkırtacağız. Baştan söylüyorum arkadaşlar. Bugün Görkem konseyi falan olabilir böyle. Biraz kendisine fazla bel bağlıyorum. Çünkü bilgilendirme açısından bazı şeyleri yorumlamadan önce net olarak bilmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Makgora konusu, daha doğrusu Duello konusu biraz WoW camiasında nasıl söyleyeyim? Kişisel yorumlara çok açık kalmış bir konu. Yani abi öyle olmaz, olur mu öyle şey falan tarzı deyimler ve söylemler çok fazla olmaya başladı. Abi şu hile yaptı, bu hile yaptı tarzı yaklaşımlar da çok fazla. O yüzden önce giriş yaparken böyle bir sohbet muhabbet olacak tabii ki ama Görkem'den ansiklopedik bilgisini alacağız. Warcraft evreninde Makgora nedir, ne değildir, ne yani kuralları nelerdir, çerçevesi nedir? Nasıl yapılır gibi bir giriş yapacağız. Daha sonra da üzerine geyimizi gerçekleştireceğiz. Uygun mudur Görkem? Böyle düşündüm ama. Estağfurullah, tabii ki. Yani daha ne olsun zaten. İşte sunum, işte moderasyon demek istiyorum. Yani. Eyvallah abi. O zaman şey yapmayalım, lafı uzatmayalım. Bu ara Peki ses geliyor mu? Şeyden geldi. Murat Han'dan bir rüzgar ya Okuntu da var. klavye sesi mi geliyor? Evet, bir vantilatör falan mı var, nedir? Ha, bilgisayar altında soğutucu var. Çok pardon. O zaman senden geliyor. Tamam abi şey yapmayalım. Görkem'e vereyim ben sazı. Sen biraz dıngırdat abi. Biz aralarda gireriz. Tamam. Siz o zaman aynen görüş belirtin. Zaten ben size yani ilgili konularda soracağım maçları. Önce bir hemen hostumu atayım sana. Şöyle diye. Çünkü for the Eyvallah. İlk sorum, yani. çünkü modum öncelikli olmalı. Makgora'da büyü kullanmak serbest mi? Ha, hepsini Cevaplanacak. anlatacağım. Cevaplanacak. Şimdi hepsinin cevabı geliyor. Hatta ben şöyle Çatır yapayım çatır konuşalım. Görkem'e bir girizgahla başlatalım mevzuyu. Abi Makgora ne? Evet, şimdi güzel bir soru hakikaten. Şimdi bakın bununla ilgili zaten yani çok tartışma hakikaten Utkun dediği gibi oluyor oldu yani bunda da şöyle bir nasıl diyeyim yani taraf tutuyoruz ister istemez çünkü hepimizin sevdiği karakterler sonuçta bu Makgora'larda boy gösterip nasıl diyeyim iyi ya da kötü şeyler yaptılar yani başta zaten herkesin sevdiği eski War Chief'imiz Thrall. Makgora'dan sonra bir böyle sorduk ne oluyor işte Thrall aslında delikanlı değil miymiş falan diye bir böyle hepimiz sorguladık. İlk başta o yüzden Makgora'yı kurallarını ben anlatayım. Makgora ork dilinde Orkça'da onur dövüşü anlamına geliyor. Yani işte esas teması onur, honor işte fight for honor olayı zaten. Temel konsepti bunun üstüne kurulu. Hatta bir kopya daha çekeyim size. Peki, Bu sen kopyanı çekerken ben sana sorayım. Makgora ork dilinde dedin. Evet. Makgora peki orklara has bir şey mi? Yani atıyorum orklar Değil Azeroth'a işte. gelmeden önce trollerde ya da taurenlerde ya da humanlarda bu tarz bir duello anlayışı görüyor muyuz? Yani var tabii kendi aralarında işte duelloları ve onur dövüşleri falan var ama ne yazık ki tabii bunlar o kadar hani ork mantığında değil. Orklarınki daha Kutsal. çok böyle Olgurlar da var aslında. Otlar da aynı O, ama dinlerden o ogreler yani ogrelar da aynı gezegenden geldiği için aslında Draenor'a özgü bir şey. biri. Şimdi bunun mantığının da aslında temelinde şöyle bir şey var. Orklar Agramar'ın yaratımı olan bir ırk olduğundan yani bunun aslında Agramar'ın yarattığı ırkların
orklar son aşaması. Yani o evrimdeki son halka orklar. Yani o yüzden o zincirin onur mantığının vardığı son mantık gibi düşünün. O yüzden mesela yani akrabaları olan böyle uzak kuzenleri ogrelerde de bu mantık daha dejenere bir halde. Yani onu şöyle anlatayım. İşte kopyamı da açtım. Hemen oradan aktarayım. Şey diyordun işte. Kendileri yerine mesela başkalarını atıyordu. Aynen. Aynen. Gene aynen adı aynı. Gene bu orkça ismi kullanıyorlar. Direkt Makgora ilan ediyorlar. Orkça adıyla bu dövüşü yapıyorlar ama ogreler kendi arasında bunu yaptığında bir vekil kendi adına dövüştürebiliyorlar. Ve işte temsil edecek kendini temsil edecek dövüşçüyü seçip onu dövüştürüyor kendi adına. Ve bu yüzden direkt Makgora'ya katılan ogre'ye bir şey olmaya da biliyor. Ama orklarda ilk başta esas gelenek ölümüne dövüşmek. Yani ayakta kalan, hayatta kalan kazanıyor. Ama işte bu her zaman böyle gitmiyor. İşte bu yeni hordla beraber Tral bu kuralı kaldırıyor. İşte ölümüne dövüş olmasın diye bir karar veriyor ve artık o yani Makgora'yı kaldırmıyor tamamen. Bu dövüş gene bu mantık olsun ama sonunda ölümle bitmesin diyor. Bundan önce o kadar bu sert bir kural ki yani birbirini öldürmeyi ya da işte rakibini yense de öldürmeyi reddeden orklar işte klanlarından kovuluyorlar. Yani bu kadar ciddiye alınan ve bu kadar böyle sert bir kural aslında o zamana kadar. Yani Tral burada kaldırana kadar. İşte hatta çok meşhur sonradan da gördüğümüz iki tane ork var. Bunlar işte ikiz kardeşler. Makgora da birbirlerine rakip oluyorlar ve işte adları Hansgar ve Franzog. Evet. Bunlar birbirini aynen. Birbirini öldürmeyi reddettikleri için klanlarından kovuluyorlar. Yani esas bizim esas evrenimizde böyle ve klanlarından kovulduktan sonra işte vahşi yaşamda tek başlarına hiçbir destek görmeden hayatta kalmaya çalışıyorlar. Onlarla ilgili en son bildiğimiz bu. Bu ikiliği aynı şekilde olmasa da bu alternatif Draenor'da da görüyoruz, Barlos of Draenor zamanı. Bu ikili gene aynı şekilde aynı işte kararı verip birbirlerini öldürmeyi reddediyorlar. Klanlarından kovuluyorlar ama Ironhorde kurulduktan sonra herkesi kabul etmeye başladığı için bunlar da katılıyor ve bunları boss olarak işte Blackrock Foundry şeyinde işte Raid'inde görüyoruz. İkili işte bu prodüksiyonu üretimi seri üretimi denetleyen bir ikili olarak seri üretim bantlarının karşısında duruyorlar. Aynen onu koruyorlar bize karşı ama işte ne kadar birbirlerini öldürmeseler de aslında çok da iyi olmadıklarını görüyoruz orada. Yani biraz böyle boss olmuş hallerini bu alternatif evrendeki hallerinden görüyoruz işte. Tabii şimdi konuya dönecek olursak Makgora'nın aslında bu kurallarının işte katılığını ork kültürüne etkilerini de oradan anlayabiliyoruz. Tabii bu Makgora'da bu ölümle bitmesinin dışında bir tane de ana kural var. Bu ana kural sadece tek bir silah kullanılabilir. Bunun dışındaki bütün kurallar o dövüşe özgü ve o dövüşün katılanlarının koyduğu kurallar. Onun dışında genel ve böyle ortak hiçbir kural yok. O yüzden de o sorunun cevabı da büyü kullanmak yasak değil. Ama büyüyü sadece tek bir silah olarak kullanabiliyorsunuz. Yani mesela bir şamanla bir warrior dövüştüğü zaman işte şaman elementleri silah olarak kullanıyorsa onun yanında işte silahlarını işte normalde bir şamanın kullanmayacağı gibi bir silahı işte ne bileyim bir hunter'ın hunter'lık tarafı da var. Çünkü mesela NPC gibi düşünürseniz işte mesela bir ork işte yaşamak için avlanması da gerekiyor falan değil mi? Gidip işte yay kullanamıyor mesela ne bileyim işte bir mızrak kullanamıyor. O savaşta kullanmayı bilse de bunu kullanması yasak. Sadece tek bir silah kullanabiliyor. Aynı şekilde bir warrior da işte uzaktan işte avlanırken kullandığı silahları ya da işte başka işte ne bileyim dagger'ı attığı dagger'ları ya da işte bu
Vorax'leri falan kullanamıyor. Sadece işte esas silah neyse işte Two-Handed Axe mi kullanıyor, onu kullanıyor. İşte ya da set bir şey mi kullanıyor, işte iki elinde birer kılıç mı var, onu kullanıyor, onunla giriyor. Ve işte bu tek silahın mantığı bu. Bunun esas amacı ve mantığı tabii onurlu olması. Dövüşün işte olabildiği kadar birbirine denk başlaması ve bitmesi. O yüzden mesela dövüş içerisinde işte bir tarafın silahını düşürürse kendi elindeki silahı da atıyor. Yani eşit silah olmak zorunda. Çünkü onurlu olan bu. Onurlu davranıp işte onurlu bir şekilde dövüşü bitirmeye çalışıyorlar. Ve işte karşı tarafın silahını düşürürse o zaman işte kendisi de atıyor ve işte yumruk yumruğa devam ediyorlar. İşte ya da ne bileyim birden fazla silah işte etrafta silah var. Mesela o anda avantajını kaybederse işte silahını düşürüp başka bir silah almıyor. Ya da işte düşürdüğü silahı geri almıyorlar. İşte her zaman o tek silah bir devam etmek zorunda. Esas mantık onurlu olması. İşte yani onursuz bir şekilde avantaj elde etmemesi. İşte bunu da o anki işte izleyenler genelde işte diğer ona tanık olanlar karar veriyor. İşte onurluydu, değildi, işte hak ederek kazandı falan gibi kararları. İşte o anda klanın diğer ya büyükleri ya izleyenler işte duruma göre şahit de belirleyebiliyorlar işte Makkora'ya ilan edenler. İşte ben bu dövüşü sana ilan ediyorum, benim de şahidim budur işte diye böyle kendi şahidini karşı tarafın mesela şahitliğine güvenmiyorsa ilan edebiliyor. İki tarafta denk şahitleri ilan edip iki şahit de tamam oldu, onurlu bir dövüştü derse sonucu kabul ediyorlar. İşte o şartları, o durumları da tabii işte yapılmış dövüşler üzerinden artık böyle anlayabiliyoruz. İşte diğer dövüşlerde hangi duruma ne denmiş, işte sonuç kabul edilmiş mi falan gibi şeyler genel kurallara baktığımız zaman işte ona göre anlayabiliyoruz. Ha, buna okey demişler, buna dememişler, bunu işte yenen kabul etmiş, işte yenilen kabul etmemiş falan gibi durumlardan onu anlayabiliyoruz. İşte belli başlı dövüşler var. İşte bu az önce anlattığım gibi mesela o ikiz kardeşin işte dövüşü gibi belirleyici ve o kuralları işte bu dövüşte böyle olmuştu diye anılan böyle nasıl diyeyim tarihi kural belirleyici dövüşler var. İşte bu son gördüğümüz dövüşler de öyle. Mesela onlarda da olan şeyler işte bu önceki dövüşlerin belirlediği kurallar çerçevesinde aslında olan dövüşler, sonuçlarını da ona göre kabul ediyor herkes. Yani mesela biz şeyde görmüyoruz işte bu son dövüşlerde özellikle Saurfang ve Sylvanas dövüşünde mesela işte sonucunu kimse mesela konuşmuyor. İşte kim kazandı denmiyor ama aslında bu önceki dövüşlere göre olan işte ne yapıldıysa onu kabul ediyorlar. Ve genelde işte orklar ve işte Horde tabii bunu kullandığı için onların işte son görüşü işte mesela şu anda Horde'u yöneten Horde Konseyi olduğu için Horde Konseyi'nin son kararı o dövüşün işte sonucu gibi kabul ediliyor. İşte yani bunun üstüne o yüzden bu belli başlı dövüşleri şimdi konuşalım. Bu arada işte sorulacak şey varsa ben bir nefes alayım. Ben birkaç bir şey sorayım sana abi. Birkaç bir toparlayıcı birkaç şey söyleyeyim ya da sorayım diyeyim. Tamamdır. Şimdi öncelikle Ogre ve Orklardan bahsettiğimiz için burada tamam bir Draenor geleneği ama daha çok Ogre'larda hani zaten nasıl söyleyeyim Orklara yakın bir ırk olduğu için yani mesela atıyorum Draenei'lerde ya da çok fazla diğer ırklarda görmüyoruz bunu, doğru muyum? Yok ama zaten aynen. Bu Draenor geleneği. Yani Ork geleneği en başta. Evet. Hani aynen. Orklardan bunu bir nevi çalıyorlar. Yani onlar da bu bazı sorunları çözmek için bayağı pratik bir metotmuş. O zaman işte kullanalım diye. Onlar da bir böyle kendisi uygulamaya başlıyor ama tabii kendine göre adapte ediyorlar. Asıl durumu. Getirmek istediğim şey yani buradaki kurallar en nihayetinde yazılı değil. Yani bir makro parşömeni var. Abi çıkartın şunu, kurallar neymiş bakalım. Yok tabii. Ha. Yani ama işte kulaktan kulağa geçen en geçerli kural tek silah olayı. Yani. Ve hepsinde orta ok olan kural o. Bu hani gelenek orklara daha çok ait. Yani atıyorum tabii, biz ileride
konuşacağımız için konuyu oralara bilerek getirmek istiyorum. Yani bir Blood Elf'ten, bir Undead'den, bir Tauren'den biz bu geleneği iyi bir şekilde anlamasını, idrak etmesini çok da beklemememiz gerekiyor. Doğru muyum? Ya aslında beklemen gerekiyor. Çünkü Horde'a girdikten sonra her Horde üyesi ırk yani bu kuralları kabul ediyor. Horde'un çünkü lideri yani sonuçta ork kültürüne göre belirlendiği için, evet. Horde'un kurucusu orklar olduğu için aslında Horde kültürüne dönüşmüş durumda. O yüzden işte Thrall aslında Makgora'da ölüm olayını kaldırıyor. Diğer ırklara da uygulanabilsin ve bu işte bir şeyleri belirlemede uygulanmaya devam etsin diye. Aslında Makgora'yı tamamen kaldırmıyor ve yeni Horde'a uyarlıyor bir nevi. Yani Horde kültürü şu son halinde diğer yani bütün Horde üyeleri de Makgora ilan edebilir ve kendi aralarında da mesela bir Undead ile Blood Elf de birbirlerine Makgora ilan edebilir şu anda. Çünkü Horde ırkı ikisi de. Kayn zaten Tauren olmasına rağmen ekstra. Evet evet aynen. Çünkü Tauren kültüründe olan bir şey değil aslında Makgora orijinalinde. Ama Horde olduğu için. Ben şeyi sorayım. Şimdi tek kural dediğin aslında tek silah mevzu ama evet. Yani hep bu Makgora'larda Sağır Teyfesi bana sadece gördüğüm şey hep böyle hani neredeyse armorsuz çıkma geleneği gibi bir şey var galiba. Olabildiğince az armorla çıkma geleneği gibi bir şey var sanki başta. O da yani eskiden gelen bir şey. Yani armorsuz çıkmak aslında genel kural değil ama eski orklarda işte sadece bir peştemal ya da işte hani böyle armor dışında bir örtüyle çıkma gibi bir şey var. Ama bunu sonradan uygulamıyorlar. Yani o tek silah kuralı devam ediyor ama işte ortak kural da işte tamam armorunu da giysin, iki taraf da giysin o zaman gibi. Böyle bir dövüşe göre belirlenmiş kurallar var. Yani daha temel böyle... şey abi eşit olacak herkes ne olursa olsun. Evet evet esas olayı onurlu ve eşit olması. Ha bu arada soru da geldi failden onu da söyleyeyim. Filmdeki gördüğünüz Makgora yani kanon değil. Yani filmdeki hiçbir şey kanon değil. Neredeyse. Evet filmdeki hiçbir şey kanon olmadığı gibi oradaki Makgora'lar da kanon değil. O yüzden oradaki yani mesela şey büyü kullanımı olayı orada hile olarak böyle herkes hile yaptı büyü yaptığı için diyor ama gerçekte öyle bir şey yok. Gerçekte büyüyü silah olarak kullanabiliyorlar Makgora. Bir de, bir de orada yani. Çok gerçek dediğim main universe'da yani. Çok ha? Şey bir konu o da yani Drotan'la Gul'dan Makgora yapmıyor. Yapmıyor. Normalde öyle bir şey orada de yok. Orada öyle bir şey yok. Evet yani Lothar'la da yapmıyorlar. Lothar'la yapılan dövüş de Makgora değil. Yani kanon olan dövüş Makgora değil. Yani, filmdeki de zaten filmi hani o yüzden silin yani. Buradan zaten Warlock hani herif. Bir de garip bir şekilde böyle Warlock'un içinden güreşçi falan çıkarmışlar da. Filmde hani herif yapacağını yap. Büyüsünü kullanıyor yani. Sen onu biliyorsun. Tabii hani, tabii. Warlock'un onun silahı sonuçta aslında. Evet. Yani. Onu da karadan çıkarmış olalım. Bundan sakat olduğu için hiç kabul etmemesi lazım normalde zaten. Yani yok yani normalde öyle bir şey yok. Normal şartlarda mesela işte orijinal Gul'dan kendi şeyini zaten kabul eder yani. Bunu etmek zorunda yoksa zaten yani Makgora'yı kabul etmemek en büyük onursuzluk. Böyle direkt hem klandan hem Horde'dan atılıyorsun. Evet. İşte direkt yarı düşman ilan ediliyorsun falan böyle. Yani düşman da değil seni canlı olarak görmemeye başlıyorlar böyle, böyle bir anda böceğe dönüşüyorsun gözlerinde ork kültüründe o çok büyük bir aşağılama yani buna böyle ork olmaya layık değil gibi bir şeye duruma düşüyorsun onların gözünde bunu her türlü kabul etmek zorundalar Makgora ilan edildi mi iki taraf da bunu kabul etmek zorunda zaten orkların gözünde öyle o durum o yüzden yani gerçek Gul'dan'a da bir Makgora ilan edildiğinde zaten kabul etmek eder de yani ediyor da. Ya yani oradaki ben ama o tip şartlarda durumları yani. Kabul ediyor. Gidip güreşçiye dönüşmez de onları çakları güreşçiye. Tabii tabii yani filmdeki gibi olmuyor. Zaten büyüleriyle dövüşür öyle bir durumda işte yani Warlock olarak ya da işte Şaman olarak o eski Şaman haliyle. Şaman büyüleriyle elementleri kullanarak dövüşür yani
Ama işte onda da mesela büyüleri dışında hiçbir şey kullanamaz. İşte o şartlarda, o durumda da onu görürdük. Zaten benzer şeyler oluyor. Yani büyüye karşı işte silahla dövüşler var. İşte ama çok böyle şey geçmiyor. Tabii bizim son gördüklerimiz gibi değil. O zaman şeyler işte bu belli başlı dövüşleri ben anlatayım. Onların üstünden mesela hangi kurallar nasıl farklı onları konuşalım. Ondan sonra onların sonuçlarına göre zaten işte o son çıkarımları, işte adil bir Makkora mıydı değil miydi mesela, onu konuşalım. Çünkü ben daha önce işte kendim bunu araştırıp işte o önemli dövüşleri, yani kural belirleyici olan dövüşleri tek tek yazmıştım bir kenara. Hatta onu işte benim Facebook'umdan paylaştım. Dedim işte Facebook takipçim varsa onlara da işte şey olsun, bonus olsun diye. O yazıyı paylaşmıştım. Türkçesi de var. Size de linkini atayım. Sonra isteyen okusun. Şöyle dur bakayım. Sen ona bakarken ben şeyi söyleyeyim. Tabii bu kendi düşüncem ama ben hala ne yazık ki Makkora tamam, Tral geliyor, yeni bir horde kuruyor ve hordu ork ırkı önderliğinde kuruyor da olsa ork anlayışıyla yaklaşmadıklarını düşünüyorum hala horde diğer ırklarına. Öyle zaten. Zaten tabii yani Tral zaten yarı human görebiliriz, yani Tral ork gibi bir ork değil. İnsanların diplomasi anlayışıyla ve diplomasi yaklaşımıyla yaşayan bir ork. Ve o yüzden de yeni hordu da aslında olması gerektiğinden farklı bir şekilde, yani biraz doğasına aykırı bir şekilde tasarlıyor. Tabii diğer ırkları da kabul edebilmek için aslında yapıyor bunu, ama normal şartlarda yani orkların mantığına ve kültürüne uygun bir hord kurmuyor. Ve o yüzden de zaten bir sürü yani zorlukla uğraşıyor. Kendisi de hem buna uymak zorunda kalıyor yer yer. O yüzden hatalı kararlar da veriyor. İşte Garrosh'u başa getirmek gibi ve sonradan Garrosh'u işte indirmek gibi. Yani aslında bu Tral'ın yaptığı şeyler ork kültürüyle yetişmediğinden ve ork kültürünü en daha doğrusu tanımadığından. Kendisi bunu öğrenirken bir yandan işte insanları da, yani kendi orklarını ve işte katılan horde ırklarını da bir arada tutmaya çalışıyor. Ve aynen işte Tral'ı insanlar yetiştirdiği için Tral aslında insan mantığında düşünen bir ork. Ve diplomasiye, barışçıl çözüm mantığına her zaman işte ilk planda yanaşıyor. Ve insanlarla da bu yüzden aslında Alliance'la ilk başta ortak da bir düşman varken daha kolay uyum sağlayıp omuz omuza dövüşebiliyor, ama işte sonuçta ork kültürü ve işte genel orkların mantığı buna aykırı olduğundan er geç bir şekilde bir çatışma çıkıyor. İşte Alliance'la olan o çatışmaların, anlaşmazlığın temelinde de o var. Yani ya bir de benim ama Tral'ın daha çok yaklaşmak istediğim konu şu. Yani bir Makkora kutsallığını işte diğer ırklardan çok fazla beklemiyoruz. Atıyorum günümüz insanlığında da var. Seni duelloya davet ediyorum falan, işte 10 adım geri at, dön çan çatan tınk ölümüne falan, hani bunlar her şeyde var en nihayetinde, işte bir karşılaştırma. Tabii yani şeyde de var aynen, Alliance içinde de yani benzer öyle dövüşle çözülmüş falan, birebir dövüşle çözülmüş şeyler var, ama Makkora gibi değil. Yani ölümle bitmiyor, işte yenilen hile yapabiliyor dövüş sırasında, işte adil dövüşmüyorlar. Yani çoğunlukla zaten Alliance tarafındaki olaylarda o hile hurda entrika var zaten, biliyorsunuz işte. Ama ben işte biraz mevzuyu oraya çekmek istedim. Çünkü biz evet Tral'la Garrosh arasındaki şeyi konuşurken biraz daha rahat sallayabileceğiz, ama Saurfang ile Sylvanas arasındaki mevzuyu tam idrak edebilmemiz için bu ince ayrıntıyı biraz bilmemiz gerekecek. Zaten işte Saurfang aslında Tral'dan farklı olarak eski orklardan biri. Yani hem en yaşlı orklardan biri hem de eski kültürden gelen bir ork. Yani o Makkora kültürünü aslında birebir zaten bilen bir ork ve işte kendi aslında nasıl diyeyim, vicdani sorgulamalarını bile bu eski kültürü üzerinden yapıyor. Zaten işte o Battle for Azeroth'taki ark hikaye
serisini hatırlarsanız işte buradaki esas böyle Saurfang'in kendini sorgulaması, olaylara işte verdiği tepkiler zaten bu geçmişten gelen gelenekselci bakışından dolayıydı. Zaten yani, title o yüzden Old Sword. Tabii tabii eski asker aynen yani eski bir ork askerinin ve işte eski bir ork savaşçısının bakış açısından da her şey. Yani o da Thrall'la olan farkı o yüzden çok güzel veriyor. Thrall her ne kadar böyle bunu anlasa da aslında işte Orgrim'le de yani bu nasıl diyeyim eğitimini alıyor işte bu ork kültürünü işte şamanizmi işte kendi hem manevi hem böyle geleneksel şeyleri öğreniyor ama ne kadar öğrense de bunları sonradan öğreniyor ve bunlara uyum sağlama durumunu hiçbir zaman aslında tam olarak başaramıyor. Tabii canım ders zaman, çalışır gibi yani kitaptan okur gibi öğreniyor. Tabii tabii yani ezberci eğitim aynen yani ve orada ne kadar orada doğsa da işte şey gibi düşünün yani bir Türk işte çok küçük yaşında gidip Amerika'da yetişir ve orada büyürse işte yani bırakın işte kültürünü dilini bile unutuyor işte o Amerika aksanıyla konuşuyor Türkçesini falan filan tam olarak hiçbir zaman bizim gibi bu Türkiye'de büyümüş bir insan gibi bir Türk gibi olamıyor işte onun gibi Thrall'ın durumu da yani insan gibi bir ork o yüzden de aslında yani yadırganmadan bu liderliğini kabul ettirebilmesi bayağı büyük bir başarı iki kat büyük bir başarı onun açısından. Zaten işte şimdi birazdan konuşacağız onu ben şimdi de diyeyim yani benim aslında karakter tasarımı olarak hikayesi olarak da böyle Thrall'a ekstra bir hayranlığım var hatta işte eski bir yazım da var işte Warlord zamanı 2015 falan galiba IGN Türkiye'ye bayağı 5 sayfalık falan bir Thrall hikayesi yazmışlığım var yani o kadar da hem karakterin hem işte hikayesinin hayranıyım yani biliyorum da böyle ayrıca o alt metinlerini falan böyle hem kitaplardan hem oyundan falan Warcraft 3'ten beri bayağı böyle karakter olarak çok böyle sevdiğim bir karakter. O yüzden sonraki konuşacaklarımız da o çizgide düşünün. Diyeyim yavaş yavaş. Şeye geç abi. Makoralara... Bilinen makoralar diye konuşmuştuk. Ha, aynen. Linki zaten. Evet. O kural belirleyici makoraları anlatayım ben. Aynen. Gene yazımdan kopya çekerek. Şimdi ilk yani en belirleyici dövüşlerden biri Orgrim Doomhammer'la yani işte Doomhammer'ın esas sahibiyle Blackhand the Destroyer. Yani işte filmde de gördüğünüz Blackhand'in orijinali ve işte eski esas Orgrim'in dövüşü. Bu tabii filmde siz Orgrim'i bir Frostwolf olarak görüyorsunuz. Aslında Frostwolf değil yani. Ve işte aynı klan savaşı aynen klan liderliği yani o horde liderliği kadar klan liderliği dövüşü de oluyor bu ve işte tabii orijinal Orgrim Blackhand'in ihanetini fark edince ve işte Burn Legion'a orkları böyle bir nevi işte kullandırmaya çalıştığını ve işte Gul'danın da kuklası olduğunu fark edince ona Makkora ilan ediyor ve işte diyor ki sen hainsin işte onu hainlikle suçluyor ve orkları bölümcüne satmakla suçlayıp Makkora ilan ediyor. Ek bir kural yok. Bunda da işte tek ana kural olan gene tek silah kuralı var ve işte Orgrim Doomhammer'la giriyor. İşte Blackhand'de kendi axe'ı var işte. Onu axe diyorum hammer'ı var ya işte görüyorsunuz oyunda da. Onunla giriyor ve işte Doomhammer'la Orgrim işte Blackhand'ın kafatasını parçalayıp işte son hamlede onu yeniyor ve Horde'un hem işte klanının lideri oluyor hem de Horde'un lideri oluyor. Ondan sonra da zaten işte Gul'danın foyasını ortaya çıkarıyor falan. Hikaye oradan devam ediyor. Bu ilk savaş şu yüzden önemli. Bunda hatırladığım kadarıyla armor kullanıyorlar ve işte o armor dışında işte tek bir örtündükleri işte kumaş olayını ilk bu dövüşte bırakıyorlar ve işte bu çok doğaçlama gelişiyor. İşte zaten işte Orgrim Guldano'nun anladığını yani durumu anladığını anlayıp böyle müdahale etmesin diye Orgrim apar topar birden dövüşü başlatıyor ve
İşte ondan sonra işte doğaçlama bir şekilde gelişiyorlar. Yani kuralları uygulayıp böyle törensel bir şekilde dövüşe girmiyorlar. O yüzden bu dövüş biraz daha böyle hem armorların kullanılması hem de böyle daha böyle nasıl diyeyim? Spontane. Evet, hem spontane hem de böyle kuralların ilk kez böyle genişlediği dövüş gibi olduğundan önemli. O zaman bir şey sorabilir miyim hemen araya sıkıştırıp? Hı? Çünkü ileriki vereceğin örneğe de şey olsun, taban olsun. Tamam. Sorum şu. Bu ara Görkem senden mi sekiyor emin değilim ama. Bir ses sekmesi var. Yankı mı var? Bende olabilir ya. Ben bas konuştayım, Görkem'den sekiyor. Sen sor, ben de bir şey soracağım. Çok şey değil ama. O zaman tuşlu Tolga çevireyim ben. Tamam, ben sorumu sorayım abi. Tamam. Soru şu. Makkora böyle, evet dediğin gibi eskiden daha böyle kutsal ve törensel böyle hazırlanırmış. İşte kuralları belirlenir ve daha çok böyle üzerine düşünülür, işte arenalarda falan yapılır gibi. Bu verdiğin örnekte de bunu görüyoruz. İşte Blackhand ve Orgrim arasındaki şey biraz daha hani o Horde artık boka gidiyor. Blackhand'in çekilmesi lazım. Gul'dan'ın yaptıkları ortada. Vesaireden gelişmiş bir olay ve nasıl söyleyeyim, biraz daha şartların getirdiği bir Makkora olmuş. Doğru mu abi? Aynen aynen. İlk kez böyle doğaçlama ve böyle çok törensel bir şey yapmadan bir dövüş yapılıyor. Bundan önceki dövüşler hep işte mesela en büyük o dövüş reddettikleri için hatırlanan işte bu ikiz kardeşin dövüşü. O mesela tam kurallara göre yapılıyor. Daha önceki dövüşler de öyle. Hep böyle törensel, hazırlıklı ve işte ağır ağır bunun öncesi sonrası olan dövüşler. Bu ama çok doğaçlama olan ve işte armorların olduğu ilk dövüş. Yani bu armorların olması ya da işte dediğim gibi illa ölümün olması biraz da o dönemin yani şartları o şekilde gelişti. Doğru tabii muyum? Tabii. Zaten yani Makkora'nın olayı biraz o. Aslında işte ork kültüründe de var. Nasıl denir? Utilitarian yani böyle şartlara, duruma uyum sağlayacak bir şekilde ork kültürü şekilleniyor. Yani o yüzden Makkora da öyle. Yani en böyle katı gördükleri gelenekleri bile aslında bu kadar esnek. O şartlarda işte hiç daha önce olmamış bir şeye kimse itiraz etmiyor. O şartları kabul ediyorlar ve o duruma uyum sağlıyorlar. Kimse de armorların olmasına itiraz etmiyor. Buradaki tek anahtar konu iki tarafın da bunu kabul etmesi. Yani iki taraf da buna itiraz etmiyor. İkimiz de o zaman armorlarımızla girelimi kabul edip öyle dövüşüyorlar. Yani esas biraz daha işte, şey gibi işte çek ulan kılıcını falan, hani tamam lan çekiyorum. Ya da işte gel lan erkek sen yumruk yumruğa falan filan gibi yani. O yani aynen. Zaten öyle başlıyor yani Makkora'nın olayı da o. Böyle aslında yani geleneksel gözükse de daha böyle doğaçlama olan ve böyle dayılanma olayının vardı nokta gibi bir şey yani. Sonuçta orklar işte yani saldırgan bir ırk ve eskiden de böyle yani klanları bile bir araya gelemiyor. Hani kendi aralarında bile devamlı savaş halindeler. Aslında Gul'dan'la Blackhand o hordu kurmasa klanlar asla birleşmeyecekti mesela orklarla. Tabii, yani. Evet. Ortak çıkar için birleşiyorlar ama. Alo. Söyle söyle. Evet onlar bir ikisi. Şey Nerdul diye düzelttim de hani asıl başlatan oyun diye. Ha evet. Ben şeyi soracaktım peki yani Utku'nun sorusu bittiyse. Hı hı. Shadowlands'e. Ah Shadowlands'ın aklına geldi mi? Şimdi tabii bu bir ork deneyi aslında ama sence Maldraxxus'ta böyle bir şey yapılır mıydı bu bir şey olarak? Ne demeyeyim de davranış olarak böyle bir düğün. Zaten aslında Maldraxxus'ta öyle bir kültür var gibi. Yani Maldraxxus'ta kendini ispat etmesi için bir ruhun yani dövüşte kendini kanıtlaması gerekiyor. Daha biz de mesela görev yaparken adımımızı atıyoruz. Hadi bakalım gir göster kendini diye itip bizi arenaya sokuyorlar. Aynı mantık var. Yani o yüzden mesela Draka'nın orada tutunup böyle bu kadar yüksek bir mertebeye gelmesi şaşırtıcı değil. Yani ork kültürüne çok uygun bir mantığı var çünkü Maldraxxus'un. Ben araya gireyim. Bu arada Patch Nicholas 3. ay aboneliği.
Teşekkür ediyoruz. Oo, thank you. Teşekkürler. Kesene bereket. Peki mesela adamlar hani bunu şova dönüştürdüğü Twitter var mesela hani oyunda. Artık bu savaş gladiyatör arenasında, o yüzden sormuştum. Hani seviyorlar. Evet evet. Savaşı. Yani o işte şey gibi yani biraz brokerların olayı dejenere etmesine uyum sağlamışlar. İşte kendileri de dövüşü sevdiğinden iyi dövüş olsun da ne olursa olsun falan modunda bir göz yumma durumu var. Aynen işte nasıl işte Oribos'ta böyle durmalarına izin veriliyor. Çünkü oranın şartlarına uyum sağlıyorlar ve o durumu böyle nasıl diyeyim biraz daha pratik hale getirdikleri için bir nevi göz yumuluyor ona. Tamamdır abi, devam edelim ve böyle yine Niheng noktası olan makrolara. Aynen. Bundan sonraki en belirleyici Cairn'le Garrosh'un yaptığı dövüş. Bu en böyle aslında önceden kuralları belirlenmiş dövüş olarak geçiyor ve işte en böyle modern dövüş olarak böyle hem geçmişin geleneklerini kullanıyor hem de işte yeni hordun böyle hem şartlarına hem durumuna uyum sağlamış kuralları var. Bu kataklizmden önce oluyor. İşte sebebi de Twilight Summer'ın üyesi olan orklar işte kendilerini horde gibi gösterip gidip işte masum druidlere saldırıyorlar ve işte orkla Alliance arasında bir böyle çatışma çıkıp işte onların zayıfladığı sırada işte kendileri gelip duruma el koyma amacıyla yapıyorlar. İşte Cairn bunun işte haberini alınca bunu işte Garrosh emretti zannediyor ve ondan sonra da işte hiç anlamadan dinlemeden işte gittin sen işte bizim insanlarımız herkese saldırdın işte bizi kötü gösterdin diye Garrosh'a Makkora ilan ediyor. Garrosh da durumu o da bilmediğinden Cairn'in böyle tabii ilan ettiği dövüşe hiçbir şekilde itiraz etmiyor ve bunu sorgulamıyor. Çünkü işte Garrosh gerçek bir ork. Yani evet. Geleneklerinden gelen ve işte Draenor'dan gelen tam oranın kültürüyle yetişmiş tam bir ork ve Makkora ilan edildiği zaman hiçbir şekilde reddetmiyor ve sorgulamıyor sebebini. O Makkora yapılacak önce, ondan sonra bakarız sebebine diyor. Yani bunu hatta işte öyle bir refleksle kabul ediyor ki bunu sorgulamıyor bile. Tamam, ilan ettiysen Makkora, o Makkora yapılacak diyor. Ama bu bunda şöyle bir durum var. İşte kural belirliyorlar. Ve işte Garrosh Makkora'yı Tral'ın daha önce yasakladığı kuralın dışına çıkıp bu Makkora da ölümüne olsun diyor ve Cairn de bunu kabul ediyor. İşte bu kısım biraz böyle şey, yani Garrosh'un geleneksel ork olmasından ve işte Makkora'yı eski haline döndürme çabasından gelen bir şey. Cairn de tabii Garrosh'a olan oradaki hem işte sinirinden hem de onun bu emri verdiğini düşündüğünden kabul ediyor bunu. Onu böyle yarı düşman olarak gördüğünden. Ve dövüşten önce kural belirliyorlar. İşte yine o ana kural var. İşte tek bir silah kullanılabilir diyorlar. Hı hı. Ve bunun dışında da işte seçtikleri bir şaman, iki tarafında seçeceği birer şaman dövüşlerini seçtiği silah kutsayabilir diyorlar. Ve işte böyle bir ekstra kural geliyor. İşte denk olsun diye. Çünkü Garrosh işte Taurenlerin şamanizmde güçlü olduğunu ve işte zaten bunu yapacağını ve işte bunun önceden olmuş olabileceğini düşündüğü için böyle bir kural getiriyor. Yani durumu eşitlemek için. İki tarafında silah işte bir şaman tarafından kutsanabilir diyor. Zırh olayını işte geri aynen çekiyor Garrosh gene gelenekselci bir ork olarak. Zırh giyilmeyecek diyor ve sadece birer işte peştemal bir kumaşla sadece dövüşe çıkılacak diyor. Tam şey Draenor ork geleneği yani. Evet, aynen. Burada işte o kural belirleme olayında Garrosh'un çok büyük etkisi var. Ve işte bir nevi işte Tral'ın koyduğu kuralları geri kaldırıyor. İşte peştemal dışında da işte armor yok. Ondan sonra da işte gene eski kurallardan biri işte her dövüşçü en az bir tanık bulundurmalı diyor. Çünkü Cairn'in işte
Yani ve diğer izleyeceklerin tanıklığına güvenmiyor. Kendi güvendiği bir şahit bulunması için işte sonucu belirleyici, sonucu kabul edici birer şahit getirelim her birimizde diyor. Ve işte Karen onu da kabul ediyor. Onun dışında da işte işte dövüşün ölümüne olmasını en son işte kararlaştırıyorlar. Ve işte Karen onu da kabul ediyor. Bunu işte aynen törensel bir şekilde yapıyorlar. Diğer önceki doğaçlama dövüşlerin dışında bu da böyle gene eski orkların dövüşleri gibi törensel bir şekilde yapılıyor. Ve işte arenaya toplanıyorlar. Kurallar uygulanıyor. İkisi de hazır bir şekilde geliyor. Burada kırılma noktası tabii. Garrosh işte kendi kullandığı silahı Gorehal, işte babasından kalan silahını kutsamak için Magatha Grimtotem işte kendisi atlıyor, bir nevi gönüllü oluyor ve işte senin silahını ben kutsayım diyor. Bir Tauren olarak da bunu teklif etmesi işte Garrosh'a dövüş daha adil olur diye bunu kabul ediyor. Ve işte tamam, o zaman bir Tauren kutsasın benim işte silahımı diye kabul ediyor. Ama Magatha X'i kutsarken, yani şaman büyüsü yüklerken buna bir yandan da bir zehir sürüyor. Yani Garrosh da bunu görmüyor. Daha doğrusu kimse görmüyor. İşte Karen'in işte kullanacağını da işte gene başka bir şaman kutsuyor ve ikisi de aslında birbirini denk zannederek dövüşe başlıyorlar. Ama tabii zehir olduğu için Garrosh işte indirdiği ilk hamlelerden sonra zehrin etkisiyle Karen zayıflıyor ve işte Garrosh onu bunun yaşlılığına yoruyor ve işte o teklemeye başlayınca işte öldürücü vuruşu vurup Karen'i öldürüyor. Ve işte bu duruma üzülüyor Garrosh ağzına. Çok kolay oldu, bu kadar kolay olmamalıydı diyor. İşte çünkü çok aslında saygı duyduğu bir dövüşçü işte Karen. Ve işte bana karşı duruyorsa işte bunun sebebini de dövüş sırasında çözerdik gibi bir nevi düşünüyor. Ama hem dövüş çok çabuk bittiği için hem de işte Karen çok kolay yenildiği için Garrosh işte bundan işte tatmin olmuyor. Yani çok olması gerektiği gibi bir Makkora olmadığını düşünüyor ama sonuçta dövüşü kabul ediyor ve Makkora'nın sonucunu kabul ediyorlar. Tabii bunun aslında sonrası var. Sonrasında işte zehir olduğunu ve zehir sayesinde Karen'in bu kadar kolay öldüğünü öğrenince işte Magatha ona böyle bunu açıklayıp şey yapınca işte ittifak teklif edince gel işte bu zayıf işte Tauren'leri devirelim. İşte Tauren'lerin yönetimini de ben devralayım, senin yönetiminde evet, yani, daha güçlü bir orada olsun falan diyor ama şey, bu, Garrosh bunu çok sert bir şekilde reddediyor ve işte sen benim onursuz bir dövüş kazanmama neden oldun, o yüzden işte seni hiçbir zaman affetmeyeceğim, senin işte halkını da affetmeyeceğim diyor ve işte Bane'e yardım ediyor, Karen'in oğlu ve şu anda işte Tauren'lerin başı olan Bane Bloodhoof'a işte yardım ediyor ve Magatha'nın da işte Grim Totemlerin de yenilmesini ve işte tekrar yönetimin işte Bane'e ve işte Karen'in klanına geçmesini sağlıyor. Ondan sonra tabii Bane babasını öldürdüğü için aslında işte o da işte Makkora ilan edecekken işte Garrosh'a vazgeçiyor ve işte gerçek olayın aslında böyle olmadığını ve işte bunu aslında Twilight Summer orklarının yaptığını da öğreniyorlar ve bundan sonra işte Tauren'ler Horde'da kalıyor ve işte Bane de Garrosh'a ne kadar mesafeli olsa da işte onun War çiftliğini kabul ediyor. Ve olaylar işte tatlıya bağlanmış oluyor ama tabii Karen orada Magatha'nın zehiriyle ölmüş oluyor işte. Yani olan Karen oluyor. Evet, olan Karen oluyor. Ve işte Karen'i öldüren de Garrosh gibi gözükse de aslında Magatha. Bu işte Makkoro açısından bakarsak burada işte çok belirleyici şeyler var. Hem işte Garrosh'un çabasıyla eskiye döndürme çabası var. İşte armor olayını kaldırması, yeniden ölümüne olsun demesi ve işte Karen'in bunları kabul etmesi. Yani Ork dışında bir Horde karakterinin, Horde liderinin de Ork kurallarını kabul etmesi ve işte orijinal geleneklere uygun bir dövüş yapılması bu açıdan belirleyici. Tabii Garrosh'un liderliği açısından da bu aslında çok belirleyici bir dövüş. Çünkü bu dövüş sırasında
Garrosh yeni War Chief olmuş ve işte sorgulanan böyle kararları var. Daha agresif, daha böyle nasıl diyeyim, diğer ırkları böyle uzaklaştırıcı gibi gözüküyor. Ama aslında öyle olmadığını da görmüş oluyoruz. Yani Horde'un ırklarına ve diğer ırkları aşağı görme bir durumu yok. Sadece yani eğer ben yöneticiysem, yani War Chief ben ilan edildiysem, o zaman işte yani Horde'u kuran da orklarsa ve işte Horde'un esas ırkı orklarsa, orkların geleneklerine göre doğru bir şekilde Horde yönetilmeli diye düşünüyor. Sadece tek işte motivasyonu bu. Ve bunları yaparken de bu dövüşte aslında bunları yani bu zihniyeti uyguluyor. Ama işte sonucu böyle gene Azeroth entrikalarıyla bozulmuş oluyor. Ve sonradan da Garrosh'un zaten nasıl diyeyim, kör talihi hep bu durumlara, bu entrikalara uyum sağlayamadığından ve işte kendi derdini, amacını anlatamadığından ve içine düştüğü durumlardan dolayı o son haline geliyor. Garrosh'un yani, bir mangorası daha vardı. Onu atlama abi. Tabii tabii. Yani zaten bundan sonraki o. Yok. Yok. Şey, Wrath of the Lich King zamanında olan diyorum. Aynen aynen. Trall'la olan bir işte mangoraları var. Onu atladım onu galiba, değil mi? Ha, tabii o bundan önce. Evet, özür dilerim. Tamam. Evet. Estağfurullah. Onda ama o yarım kaldığı için aslında yani eski Horde kuralları gene uygulanamıyor. Onda da gene bu doğaçlama dövüş ilan etme olayı var Orgrim'le Blackhand'da olduğu gibi. Ve işte Scourge işgaliyle kesildiği için aslında bu sonuca varmıyor. Onda da şu oluyor, işte tam bu Wrath of the Lich King eventi sırasında görüyoruz bunu. Ve işte Thrall Warchief'ken işte Garrosh İşte yeni gelmiş Draenor'dan ve işte Thrall'ın bu liderlik şeylerini, işte kararlarını sorgulamaya artık başlamış. İşte kendi aralarında bir çatışma var. Ve işte War Chief olmak için ve işte Horde böyle yönetilmez diye işte Thrall'la tartışıyor Garrosh. Ve işte ork kurallarını, ork geleneklerini hiçbir şekilde uygulamadığını fark ediyor. Ve işte buna karşı işte Thrall da onu böyle devamlı aşağılar bir şekilde, işte nasıl diyeyim, yani çocuk gibi davranıyor ve işte sen işte böyle şey, çocuk böyle çıkışlar yapıyorsun, böyle gerek yok benim söylediğimi dinle, işte dediğimi yap falan gibi böyle aşağıladığı için bir yerden sonra işte Garrosh diyor, işte Horde böyle yönetilmez, o zaman işte senin liderliğini ben tanımıyorum, o Makkora ilan ediyorum, işte dövüşeceğiz ve yeni lider hak ederek ben olacağım diyor. Tam işte başlıyorlar dövüşe. O Orgrimmar'daki işte arenada şu anda görüntüsü de var. Bu dövüş sırasında şöyle bir anahtar durum var. Gene işte kural belirliyorlar ama aynı Orgrim'le Blackhand'da olduğu gibi doğaçlama oluyor. Gene armorları var ikisinin de. Bunda işte gene şey yok. İşte bu kutsama olayı yok, işte peştemal olayı yok. Armorlarıyla giriyorlar birbirlerine doğaçlama bir şekilde. Ama şöyle bir olay var. Thrall tabii ya bilmediğinden ya da işte doğaçlama olduğundan hem yarı dövüşçü gibi, yarı warrior gibi, yarı da şaman gibi dövüşüyor. Gene o son dövüşte olduğu gibi aslında tek silah kuralını biraz ihlal ederek dövüşüyor. Onun işte videolarında bulursanız görebilirsiniz, işte Garrosh Thrall Makkora diye yazın. Hatta işte Lich King falan diye yanına yazınca zaten YouTube'da çıkıyor bunun videoları. Orada görebilirsiniz işte, hem çünkü Thrall şarj atıyor, hem işte elementleri kullanıyor, işte yarı enhancement yarı warrior gibi dövüşüyor yani. O dövüşte de gene böyle, ama işte Garrosh tabii buna bir şey demiyor ve işte Makkora'yı kabul edip işte onu yenecek şekilde dövüşüyor. Gene de Thrall burada da bayağı zorlanıyor. Hatta işte Garrosh tam yenecek gibiyken tam o sırada Scourge işgali başlıyor. Aynen işte şeyler, işte Worm'ler falan geliyor. İşte zombiler basıyor. Etrafa Abomination'lar çıkıyor falan ve Orgrimmar'a işte Scourge saldırısı olduğu için bu dövüş yarım kalıyor.
Ama işte buradaki gidişat aslında tam bu eskiyle yeninin dönüşümü gibi. Ve işte Thrall nasıl buna uyum sağlayamıyor onu orada görüyoruz bir nevi. Çünkü aslında işte eski ork kültürüyle Thrall'ın bu yeni hort kültürü çatışıyor burada. Ve ilk kez bu çatışma işte bir dövüşe dönüşüyor. Ve bir Makkora olarak işte nasıl diyeyim resmi bir çatışma olarak gözüküyor. Ama sonucunu tabii belirleyemiyorlar Scourge işgali olduğu için. İşte bundan sonra zaten Garrosh Vorchig olunca bu işte eski kuralları, eski Makkora geleneğini de getirmeye çalışıyor Kerin'le olan dövüşte. Zaten oradaki durumda da işte War Chief olduğu zaman ne yapacağını görmüş oluyoruz. Bu kadar. Dedik. Ya ben burada çok fazla hani araya girip bir şey sorma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü bu yani Red of the Lich King döneminde olan Makkora biraz da hem Thrall'ın aslında hem de Garrosh'un şımarıklığından kaynaklanıyordu. Ya yani şöyle Thrall çok başarılı olan bir Warchief şeyi göstermeye başlıyor. Ki Thrall'ın aslında ilk sıçmaya başladığı yerde burası oluyor. Warchief'lik anlamında. Çünkü daha sonra işte Undercity olayları oluyor. İşte Varimatras'ın yaptıkları ortaya çıkıyor. Orada muhabbetler dönüyor. İşte Verina karşı atarını doğru düzgün yapamamaya başlıyor falan filan ve vesaire orada iş uzuyor. Diğer taraftansa Garrosh da yeni gelmiş. Şimdi Garrosh da böyle sıradan bir ork değil. Yani evet adı Garrosh, evet Hellscream falan da. Da işte o Hellscream da deyip geçmeyeceğiz. Hellscream'in oğlu yani Grommash'ın oğlu ve herkes Garrosh'tan bir şey bekliyor. Bir de şey de söyleyeyim şunlar da oluyor. İşte mesela Thrall'ın zayıfladığını ya da yumuşaklığını gören orklar Garrosh'u da dürtüyor. Bak oğlum senin baban böyleydi. Oğlum bir koyardı baban yemin ediyorum 7 düvel inlerdi. Bak oğlum bu adamı yumuşağın elinden almamız lazım falan gibi gazlamalar da oluyor ufak ufak. Yani ondan dolayı biraz yani istem dışı da olmuş olsa hayata geçen bir gereksiz bir Makkora'ydı ama sonucu da zaten olması gerektiği gibi aslında. Başka zamanla kaldı. Evet yarım kalması güzel oldu yoksa Garrosh orada büyük ihtimalle Thrall'ın işini bitirirdi diye düşünüyorum. Evet. Çünkü Garrosh ve Thrall arasındaki güç seviyesi şöyle söyleyeyim Draenor'da ya da işte Pandaria'da olan şeyler tamamen Garrosh'un artık Rage'e girip kendinden vazgeçmesi yani kendi şeyinden benliğinden vazgeçmesiyle kaynaklanan zayıflıkları yani Garrosh gibi davranmaya devam etseydi de büyük şeyler olurdu Garrosh'la alakalı. Zaten Kayn'in olayı ortada. Kayn çok fazla tralcılık yapıyor. Çok fazla şeyi dinlemeden ya da sorup soruşturmadan hareket ediyor. En nihayetinde evet Garrosh bir Warchief seçildi ama tek başına değildi. Yani Thrall özellikle şu altyapıyı da vermek istiyorum. Kayn ve Vol'jin'e özellikle söylüyor bu adama göz kulak olun. Bu adam evet ork ama Warchief değil. Warchief'lik tecrübesi yok. Bakın siz hep klan yönetmiş ya da işte topluluk yönetmiş karakterlersiniz. Bu adama yardımcı olun. Ne yeni ordu biliyorsunuz yani. Ha, abilik yapın diyorsun. Sen sorumlusu olmadığından dolayı bir adamı Makkora'ya çağırıyorsun. Şimdi bu adam ork olduğu için de bunun altında kalmaz. Ve ben size yine aynı şeyi söylüyorum. Tauran arkadaşlar kızmasın. O poison sürülmeseydi ölümün olan bu Makkora yine şeyin ölümüyle sonuçlanacaktı. Aynen. Yani Grim Totem ihaneti olmasaydı yine Kayn ölecekti. Ve Kayn'in ölümünden Kayn sorumlu olacaktı. Çünkü evet, anlamadan dinlemeden olayı var çünkü orada. Çünkü yani. Orada Garrosh her ne kadar hırçın bir ork da olsa Thrall'ı tanıdığı için ve Thrall'ın hala sözünün geçtiğini bildiği için bu Azeroth'taki Horde'da Kayn'e ya da Vol'jin'e kafa tutacak bir hareket yapacak durumda değil. Kayn kendi kaşındı. Ama yani üzülerek söylüyorum bunu. Kayn çok sevdiğim bir karakter çünkü. Bunu biraz zorladılar adamı. Ve dediğim gibi yani böyle olması daha iyi oldu Garrosh açısından. Çünkü öbür türlü Beyin bu sefer Rage'e girip tekrar şey yapacaktı. Yani neredeyse Tauren soykırımına kadar giderdi mevzu. Evet zaten işte o durum ortaya çıkmadan önce ben de Makkora ilan edeceğim diye geliyor. Ama yani, tam o sırada işte olay ortaya çıkıyor. Yani Kayn Beyin de biraz yani ah canım yani. Kardeş
Hani sen büyüdün de maklara mı ilan ediyorsun? Yani biraz ben de koyacağım evet. Ha canım gel falan yani. Biraz evet. Devam edelim abi. Sıradaki makro gelsin. Tabii burada aslında şey yani sırayla gidiyoruz ama işte Garrosh'un ve eski Horde, yeni Horde, işte Ork kültürü ve işte nasıl çatışmaya başlıyor orada onu görüyorsunuz. Ama işte şöyle bir durum var. Thrall'ın yani her ne kadar sevdiğimiz bir böyle lider ve karakter de olsa bu Ork kültürüyle bir şeyler yapmaya çalıştığında bunu beceremediğini görüyoruz ve işte aslında bunu yapması gerektiğini de görüyoruz. Çünkü işte Garrosh'un oradaki yani Makkor'a ilanına kadar böyle delirmesinin sebebi de o. Yani insanlara karşı yani daha önce seni esir etmiş bir ırka karşı sen barışçıl davranıyorsun. Nasıl böyle bir şey yaparsın diye böyle bunu hazmedemiyor. Artı böyle kendi bildiği doğruları anlatıyor ve Thrall bunları hiçbir şekilde ciddiye almıyor. İşte şımarıklık olarak görüyor. Sen ne bilirsin, sen ne anlarsın falan diye böyle tersliyor Garrosh'u ve Garrosh'a bunun doğrusunu anlatmıyor. Bak bu yüzden böyle yapıyoruz işte aslında. Ya evet aslında hak çok haklı sebepleri varken. Savaş edebilecek durumda değiliz falan gibi bir şeyler bir açıklama yapmıyor. Yani ciddi Thrall yani Garrosh'u böyle bırakıp gidiyor kendi haline göre. Sonra en sonunda da aynen yani ortak bir tehlike gelince gene Garrosh'u böyle karşısına alıp aslında kendi yani orkların onu kabul ettiği zamanki şeyi yapsa bile fazlasıyla yeterli. Yani çünkü Thrall işte orklara katıldığında ve şamanizmi öğrenip kabul etme aşamasına geldiğinde aslında işte ona öğretilen, anlatılan her şeyi birebir Garrosh'a da anlatması lazım. Bak ben böyle war chief oldum. İşte buradaki şartlar buydu. İşte şöyle yaptım da bu hale getirdik. İşte sen de bunu şöyle devam ettir gibi bir kısa konuşma yapsa mesela war chief'li verirken işte çok daha belki en azından Garrosh durumu anlayarak davranacak. Kendi gene ne kadar orkluk yapsa da eski ork mantığında düşünse de en azından Thrall'ın durumuna karşı bir empati kurabilecek belki. Ama öyle bir durum olmuyor. Thrall işte bir ortak tehlike var. Ben gidiyorum elementler dengeyi kaybetti. Hadi bay bay diyor. İşte tamam war chief sensin işte idare et herkesi bir arada tut diyor gidiyor. Evet, yani Thrall fazla Azeroth'la olurken Garrosh da fazla ork. Aynen yani tam bu durum var işte yani o çatışmaların sebebi de o. Zaten işte bundan sonra da bu son duruma geliyoruz. İşte Warlords of Draenor'un olayları oluyor ve işte Garrosh kaçıp Iron Horde'u kuruyor ve işte bu başına gelenlerden işte sorumlu tuttuğu başta Thrall ve diğer işte Horde liderleri ve işte ona karşı duran bütün herkese işte savaş ilan ediyor Iron Horde'u kullanarak. Ve işte babasının normalde işte kurtaramadığı ve tanımadığı babasının alternatif gerçeklikteki halini işte kurtararak bir nevi işte oradaki orkları da kurtarıp işte olması gerekeni bizzat göstermeye geliyor Iron Horde'la beraber. Ama işte ne yazık ki bu tabii gene oradaki Gul'danın işte alternatif Gul'danın entrikaları yüzünden oradaki orklar da aynı tuzağa düşüyor ve işte artık işte bu Demon Blood'ı orada da içiyorlar ve işte Iron Horde da dağılıyor. Gene Burning Legion'ın emrine giriyor. Ve işte Garrosh'un aslında yapmaya çalıştığı şey bir nevi gene uygulanamamış oluyor. Yani oradaki işte durumu da kendisi kontrol edemiyor ve işte gene bir de biz müdahale edince belki toparlayabilecekken, belki buna gene engel olabilecekken işte Thrall ve biz işte kahramanlar buna işte çelme takıp zaten hatırlayın işte alternatif Gul'danı kurtaran biziz oradaki portalı indirmek için. Hem alternatif Gul'danı hem onun hizmetkarlarını işte kurtarıyoruz. Kim var kim yoksa işte Garrosh'a ve oradaki işte kurulmuş Iron Horde'a karşı rahat rahat işte Burning Legion'ı organize edebilsinler diye her ortamı sağlıyoruz. Sonunda da zaten işte yani Thrall'la Garrosh'un yüzleşmesine kadar işte yeniliyor ve işte dağılıyor tekrar Iron Horde.
Orada işte Warsong klanının artık mekanı olan Naviant'ta yüzleşiyorlar tekrar. İşte orayı da indiriyoruz biz de yardım ederek işte Tral'a. İşte oradaki Warsong kalıntılarını da yeniyoruz ve işte Warsong'un başına geçmiş olan Garrosh yani artık şey tekrar yüzleştiği için Tral'a Makkora işte yani Tral ona Makkora ilan ediyor. Artık bu olayı bitirelim diye. Ve işte Varok Garrosh da bunu kabul ediyor. Ve işte o son gördüğümüz dövüş gerçekleşiyor. Ama burada şöyle bir durum var. İşte bu gene yani eski kültürle yeni kültürün ve son aşamada artık çatışması olduğu için ve işte Tral tarafından aslında esas amaç işte Garrosh'u cezalandırmak ve işte yani öldürmeye bir yüzleşmek için diğer işte oradaki dövüşlerden kurtulalım. İşte savaşı geçelim birbirimizle olayımızı halledelim anlamında bir böyle Makkora ilanı bu. Yani gene bir Makkora değil yani Tral'ın ilan ettiği Makkora orkların mantığında bir Makkora değil. Sadece işte Garrosh'u dövüşe işte zorlamak için yapıyor bunu. İşte Garrosh bunu reddedemeyeceğini bildiği için ve işte onun eski ork geleneklerine bağlı kaldığını bildiği için böyle bir Makkora ilan ediyor. İşte ek kural belirlemiyorlar. Gene ikisi de işte kendi armorlarıyla giriyorlar. İşte Garrosh bildiğimiz işte armoruyla Tral da kendi işte o zamanki şaman armoruyla giriyor. İşte silah olarak da işte elinde Doom Hammer, işte Garrosh'ta da Gorehowl var. Babasının silahı. Eksi işte biliyorsunuz Grom'un. Ama işte dövüş sırasında yani ikisi ilk başta silahlarıyla dövüşürken ve işte Tral da gene o Scourge işgaliyle yarım kalan dövüşteki gibi tek silah kuralına uymuyor. Ve işte ilk başta öyle gibi dövüşse de silahsız kalınca Garrosh avantajı ele geçirince bir nevi yani artık cebindeki silahı çıkarıp elementleri kullanıyor ve şaman gücüne başvuruyor. O aşamaya kadar ve dövüşün başından itibaren mesela şaman güçlerini kullansa Garrosh da belki ona göre mücadele edecek, silahını daha koruyacak. İşte o zaten hatırlayın dövüşü işte Gorehowl'ı Tral'a atıyor bir yerden sonra yumruk yumruğa dövüşelim diye. Yani Garrosh o mantıkta bunu yapıyor. İşte silah atın diyor. Çünkü tek silah ikisinde de işte kalacak. Hatta işte Tral'ı önce silahsız bırakıyor. Doom Hammer'ı elinden düşürüyor. Ondan sonra işte atıyor kendisi silahını da ve yumruk yumruğa kalıyorlar. O yumruk yumruğa kalma amacı işte Garrosh'un hem işte Tral'a böyle bir nevi derdini anlatmak hem de onu işte kararlarıyla suçlarıyla yüzleştirmek istiyor bunu yaparak. Yapıyor da bunu ama Tral'ın da amacı orada Garrosh'u öldürmek, onu dinlemek, derdini anlamak değil. Tral da o yüzden kural dışı ve işte ork olmayan bir ork gibi davranarak işte Garrosh'un hiçbir şekilde yapmayacağı bir şekilde, çünkü Garrosh da aynı şeyi yapabilir silahsız bıraktığında Gorehowl'la dövüşmeye devam edip işte Tral'a karşı çok daha kolay bir zafer kazanabilir ama o da atıyor. Aynı şeyi işte Tral yapmıyor. Elementlere başvuruyor. Aynen. Buradaki tek ana kuralı yani tek silah kuralını bozan şey bu. Yani evet. Tral büyü kullandığı için, şamanizm güçlerini kullandığı için değil, ikinci silahı kullandığı için hile yapmış oluyor. Ve işte aslında Tral bunu da nasıl diyeyim? İnsanlar tarafından yetiştirilen bir ork olduğu için yapıyor. Bu mantığı çünkü içselleştirmemiş ve bunu bir kural olarak görmüyor. Amacını sadece orada, yani oradaki amacı Garrosh'u öldürmek, ortadan kaldırmak. İşte ve bunun için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Kuralları uygulamıyor. Ama Makkora açısından bakarsak da ne yazık ki hile yapmış oluyor. Ya burada Makkora zaten açısından bakacak olursak genelde şey değil mi? Ya adam onurlu ol ya. Hani büyü evet, müyü sen evet, bunu evet. Kenara bırak da adam ol. Yani senin mesela bir yerde söylemiştim. Discord'da mı yazdın bilmiyorum ama işte hani o son anda silahı çekip vurmuş gibi oldu. Aynen yazıda da var evet. Ha yazıda mıydı? Evet orada da var. Yani dediğim o orada şuydu.
Yani ikisinin de düelloya kılıçla başladığını düşünün. Kılıçları düşmüşken yumruk bile kazanamayacağı anlayınca Tral tabancasını çekip Garrosh'u vuruyor. Yani bunu şamanizmle yapıyor. Yani adil olmayan ve orada işte Makkora mantığını bozan bu. Zaten o yüzden bu hile muhabbeti çıkıyor. İşte Tral hile yaptı, geyiği de buradan çıkıyor. Bunun da sonradan şöyle bir göndermesi var. Afrazi abinin yazdığı devam questlerinde Doomhammer questi onun yazdığı bir quest. Son galiba hatta yazdığı şey. Yani Garrosh'un olaylarına müdahale etmiyorlar. İşte kötüye dönüşüp işte boss olması, sonradan bu şekilde sonunun gelmesi olaylarına müdahale edemiyor işte Afrazi abi bir sebepten dolayı. Başka bir şeylerle uğraştığı için ya da yanlış organizasyondan dolayı yarattığı karakterin sonunu belirleyemiyor ya da koruyamıyor işte. Bundan sonraki devamını da bari ben yazayım diye Doomhammer hikayesini kendisi devralıyor ve işte onun başında da daha Doomhammer'ın bize geçme sebebi olarak orada Tral diyor işte Doomhammer'da elementlerde bana artık o Garrosh'la yaptığım dövüşten beri cevap vermiyor diyor. İşte bunun sebebi Doomhammer'ın bir şaman silahı olması değil. Tral'ın vicdani olarak ork geleneklerini anlaması. Ama iş işten geçmiş oluyor. Bu yüzden de bir vicdani yani kendine blok koyuyor. Ve işte elementleri kullanmaya ve ork kültüründe, şaman kültüründe yaşamaya kendisini layık görmemesi durumu var. Bu yüzden hatta işte kendini uzaklaştırıyor. İşte liderliği bırakıyor, yeniden Warchief olmuyor. Bunun altında bu vicdani sorgulama ve işte vicdan azabı var tam manasıyla. Çünkü sonradan bunu işte anlıyor yani Garrosh'un işte aslında öldürdükten sonra ne yapmaya çalıştığını, neyi niye yaptığını, işte o Makkora mantığını, yani hile olduğunu, bunun yanlış olduğunu, onursuz olduğunu diyeyim temel olarak, hile olarak değil de İşte onursuz bir şekilde kazandığını anladığı için bu vicdan azabıyla hem şamanizmle bağlantısını kesiyor. İşte kendisi bağlantı kuramıyor. Doomhammer'ı da işte kullanamıyor eskisi gibi. Ve o yüzden de Doomhammer'ı bize işte kahramanlara veriyor. Sonraki Farseer'a işte şamanların liderine teslim ediyor. Sen buna layıksın, sen kullan diye. O görevin başındaki mantık da bu. Ve Tral'ın da işte bir nevi aslında hile yapmasına rağmen işte sonradan aklanması gibi bir durum oldu orada. Yani çünkü sevilen bir karakter ve onun hikayesinde devam etmesi gerekiyor. Hordu bir de şey karakter. Hakem de yok. Doğru muyum? Tabii. Yani evet. Bunu belirleyici olmadı diyecek birisi yok orada. Bir tek biz varız. Bize hakem de orada millet var. Evet yani orada tek şahit olarak biz varız zaten kanon olarak da işte Horde işte kahramanı var diye geçiyor. Ve biz de müdahale edemiyoruz yani olaylar kontrolden çıkıyor ve hop dur diyemeden zaten işte Tral Garrosh'u öldürüyor orada. Ama şey mevzusu var, Tral herhalde hala bizden azabın nerelemiş ki warrior olarak döndü yani şaman olabileceğini. Evet. Böyle bir şey gözükmüyor. Şöyle bir orada tek bir son gönderme oldu. İşte ejderhalar yeniden bir araya gelip işte aspekt güçlerimizi alalım dediklerinde işte Earth aspekti olarak Tral'ı görüyorlar hala. Yani orada onu gördük. Tral da bu sayede muhtemelen işte elementlerle gücünü yeniden kazanıp işte Azeroth için muhtemelen yeniden şaman güçlerine kavuştu ya da diyebiliriz işte. Sadece bunu uygulamada görmedik çünkü hikaye dahilinde böyle bir olay yok. Ama Shadowlands'ın ilerleyişinde biraz bunun yolunu yapmaya başladılar. Hatta işte Torghast görevini yaptıysanız Torghast'tan Tral'ı kurtardığımızda şaman güçlerini yeniden kazanıyor. Yani spoiler sayılmaz herhalde artık zaten live content olduğu için onu herkes yapmıştır. Yapmadıysanız da yapın. Yani Torghast'tan kurtulurken
Tral yeniden şaman güçlerini kazanıyor resmi olarak. Bu ara olarak. Ben bir araya gireyim. Yine chatte muhabbeti döndü. Karışıklık da olmasın. Gul'dan ve Drotan hiç Makkor'a yapmadı lore'a göre. Drotan başka şekilde evet, ölüyor. Filmdeki hiçbir şey kanon değil. Onu tekrar filmdeki söyleyeyim. Hiçbir şey kanon değil. Filmi lore açısından lütfen hiç dikkate almayınız. Hayır hiç dikkat almayın yani. Bunu yayın da yaptık hatta almayın. Evet diyeyim evet, çünkü o Makkor'a da çok belirleyici şey yani şöyle belirleyici insanlar üzerinde adını sen söyle ya işte orada bir de bağırıyorlar ya işte Gul'dan cheats falan filan hiç öyle bir şey dönmüyor yani öyle bir şey yok. Yok ki ne yok yani. Evet. O film hiç yaşanmadı şey... alternatif gerçeklik o. Evet evet yani film alternatif gerçeklik bile değil hiç bağlantısı yok yani. Wolf hikayesiyle. O bir nevi şey fan fiction olarak bile görülebilir yani. Shit show. Hiçbir bağlantısı yok. Ya evet bir Tekil'de baktığın zaman Tekil'de güzel bir film ama öyle izleyin işte. Yani evet aynen. Etkilenilmiş gibi düşünün işte yani inspired derler ya. Lorumsu. İlham vermiş aynen. Oradan devam edeyim o zaman. Hı hı. Zaten son Makkor'a geliyoruz bundan sonra da. O da tabii ki en meşhuru işte Varrok'la Sylvanas. Burada da tabii izlediniz, oynadınız. Battle for Azeroth'un bitiş dövüşü bu. Burada da 4. Savaş'ın sonunda Orgrimmar'ın kapıları önünde işte gene daha önce Garrosh'a karşı olduğu gibi olmasın diye işte şehir basılmasın. Hord hordu öldürmesin, kardeş kardeşe kıymasın diye Varrok kendini feda ediyor bir nevi ve işte Alliance destekli isyancı ordusunun önüne geçip işte Sylvanas'ı dövüşe davet ediyor Makkor'a ilan ederek. Bu dövüşte de şöyle bir durum var. İkisi de gene armorlarıyla geliyorlar. Kural belirlenmiyor. Tek silah kuralı bir nevi pasif olarak uygulanıyor. Çünkü ikisi de set bir silahla başlıyor. Yani Sylvanas'ta alışık olmadığımız üzere iki tane dagger var. Varrok'ta da alışık olmadığımız üzere çünkü daha önce hep işte tek silahla görüyoruz Varrok Saurfang'i ama işte Thrall dövüşten önce kendi işte babasının baltasını veriyor ve çift silahlı oluyor da. Yani ikisi de Anduin. Pardon. İşte yani Anduin zaten şey... Evet evet pardon. Yani Thrall şey baltayı veriyor. Anduin de tabii Chalamet'ini veriyor. O zaman zaten ikisi bir set silah oluyor. Bir nevi Fury Warrior'a dönüşmüş oluyor. İşte bu dövüşte de şöyle bir anahtar nokta var. Yani iki kere hile aşamasını yani hile demeyeyim de tek silah kuralı iki kere bozuluyor. Yani ama iki tarafta birbirini dengeliyor sonradan. İşte orada dur yanlış anlatmayayım. Şimdi Sylvanas'ın büyü kullanma aşamasına geçtiği kısımda aslında işte Varrok tek silahlı kalıyor. Yani tek silahlı kalmışken ikisi gene tek silah kuralında kalıyorlar. Yani elinde sadece Chalamet'in kalıyor. Chalamet'in kaldığı sırada büyü yapsa Sylvanas o zaman işte hile yapmış sayılır çünkü ikinci silah oluyor ölüm büyüsü ama orada durumu işte Chalamet'ini bölüp iki silah haline getirerek Varrok durumu eşitliyor. Gene ikisi de set silaha dönüyor yani birer set silahları oluyor ilk baştaki gibi ve işte toplamda seti tek silah sayarsanız ikisi de tek silaha dönüyor ama Varrok bu avantaj ele geçirdiği için de işte kaybetti bir nevi işte düşürdüğü silahı geri almış gibi oluyor ve işte avantajını eşitlemiş oluyor adil olmayan bir şekilde. Sylvanas da yani üçüncü silah gibi olduğu için işte balta artı iki kılıç gibi olduğu için Sylvanas da iki dagger artı ölüm büyüsü şeklinde üçüncü silahı devreye sokuyor. Bir nevi. Ve gene işte tek silah değil üç silahla bitiyor ama adil bir şekilde bitiyor. Yani çünkü aslında Varrok'un işte bu
şey durumu eşitleyememesi lazım. Yani adil olması için. Çünkü bir tane silahını düşürüyor. Tek silahla devam etmesi lazım. Sylvanas'ın da işte set silahıyla devam etmesi lazım. Ölüm büyüsü kullanmadan. Ama işte üçüncü silaha dönünce olay Sylvanas da diyor artık ve büyüsüyle tek hamlede işte Warrock'u orada öldürüyor. Yani McCore açısından bakarsanız adil bir dövüş ve adil bir şekilde son anda 3'e 3 silah olduğu için adil bir şekilde kazanıyor Sylvanas. Burada güç farkından ve büyü kullanmasından dolayı herkes işte hile yaptığı gibi Sylvanas'a bakıyor ama aslında McCore kuralları açısından ve önceki dövüşlere bakarsanız denk bir durum var ve o dövüşün şartları içerisinde aslında adil ve onurlu bir şey, onurlu bir şekilde kazanıyor. Oradaki son durum da öyle. Bir es aldık. Bu arada şeyde Dual Dagger zaten yok mu Sylvanas'ta denmiş. Ama işte yok. Üçüncü silah yok. Üçüncü silahını dual, çıkartıp yani vurmuş oldu yani. Şöyle düşünün. Dual Dagger varken yani iki tane Dagger varken karşısında da iki tane silah kullanan bir Warrock Sarfang var. Bir elinde Shalamayn, bir elinde işte Tral'ın baltası var. Ya şeyi kimse düşünmüyor. Orada herkes büyüyü böyle elden çıkartan işte adını sen söyle Fireball gibi düşünüyoruz ya. Shalamayn'in bölünmesi de büyüsel bir güç. Yani evet, Shalamayn'de öyle... Normal tek silah o yani. Ha, yani Haybe'ye bölünecek bir şey değil normalde. Yani onu da büyü yaparak ikiye bölmesi gerekiyor bir Warrior'ın. Yani öyle şöyle düşünün. Yani orada da durumu şöyle anlatmaya çalışayım. İşte iki silah başlıyor ya. Aslında işte Fury Warrior olarak bakarsanız işte Fury Warrior'lar da normalde tek kullanılması gereken silahları set halinde çift kullanıyorlar ya. İşte öyle bakarsanız aslında adil başlıyor dövüş. Yani Warrock Sarfang'de aslında tek kullanılan iki tane silah var. Ama işte Fury mantığında bakınca denk. Sylvanas'ta da şöyle bir mantık var. Sylvanas normalde işte ok yayla dövüşen bir, evet yani Ranger yani normalde. Ama denk olması için bir nevi kendini seviyesini düşürüp şey yapıyor. Yani melee silahla ve iki tane dagger'la karşısına çıkıyor. Ha bu arada onu da söyleyeyim. Rob gibi çıkıyor yani karşısına ama. Death büyüsünü kullanmak zorunda kalacağı için yani o yayını kullanıyor olsaydı belki dövüş çok daha önceden bitebilirdi yani. Tabii evet. Belki tek hamlede zaten ilk hamlede indirecekti yani. Ama onu yapmıyor dövüşmüş olmak için. Orada bir de şeye takılıyorlar işte benim genel gördüğüm Sylvanas'ın silahlarında zaten ölüm büyüsü var diyor herkes ama yani öyle olsa Warrock çok daha zor. Tabii yani Warrock ölmüyor o kesikleri yiyince ya da işte Cairn'de olduğu gibi zehir etkisine ya da işte o büyünün etkisine girmiyor. Bu sadece silahı güçlendirici ve enchantment gibi düşüneceğiniz bir büyü ve İşte buna denk de zaten Warrock'un elindeki silahlar da büyülü silahlar. İkisi de hem Drota'nın baltası hem Shalamayn ikisi de büyülü silah zaten. Yani yok, o yüzden o da denk aslında. Şöyle demek istiyoruz. Yani ben şimdi Eda'ya bir nasıl söyleyeyim mücadele teklifine gidiyorsam Eda'nın bana tırnak geçirebileceğini tahmin etmem gerek. Yani buna göre kendimi hazırlamış olmam gerekiyor atıyorum dövüşten önce. Ya da atıyorum işte Jabbar mevzusu dönüyor, geyiği dönüyor. Yani Jabbar'la kafa kafaya gireceğim değil mi ben? Evet, beni pençeleyeceğini tahmin etmem lazım. İşte ya Jabbar sonra işte tırnağını çıkardım, pençeyi vurdum falan diye isyan etmemek gerekiyor. Demek istediğimiz yani konuyu getirmek istediğimiz nokta orası. Aynen. Yani bak şimdi yine Sylvanas'ı koruyorsunuz muhabbeti olmuş evet. Geyik de olsa. Orayı bir daha açıklayayım. Yani bakın burada konuşurken Warrock da hile yapmadı. Bakın Shalamayn'i böldüğü için hile yapmış sayılmaz da diyoruz yani. Ona da dikkat edin orada. Yani iki taraf da benzer şeyler yapıyor. Yani ikisi de sonda 3 silahla bitiriyor. İkisi de büyülü silahlar kullanıyor. Ve işte Sylvanas da yani o son büyüye kadar denk dövüşüyor. Melee dövüşüyor. Onu ilk baştan da mesela işte Utku'nun dediği gibi okyayla dövüşen bir normalde klası var. Hero class da olsa Ranger bu. Ranger generali yani ok yayla savaşa girmiyor. Yani normalde öyle dövüşebilir McCore kuralları dahilinde. Tek silah olarak ok yay kullanır. Öyle dövüşür.
Yani ama öyle girmiyor. Chalamet böyle alalade reaksiyon verecek bir silah değil. Chalamet'in neden o şekilde olduğunu az çok biliyorsunuzdur. İkiz bir ruha sahip oldu. İkiz ruha sahip olduğu için yani öz ruh büyüsüne reaksiyon göstererek o şekilde alan bir silah. O yüzden öyle kendi rızasıyla hareket edecek bir durumda söz konusu değil, onu da söyleyeyim. Yoksa Anduin'in elinde işte light, yani holy light olayı yanıp da işte Varian'ın elinde farklı reaksiyon vermezdi. Onu öyle söyleyeyim. Evet, bu güzel nokta hakikaten. Çünkü normal şartlarda öyle bir olayı en son Varian yaptığında görüyoruz. Anduin böyle bir şey yapamıyor. Yani Anduin çünkü her ne kadar plate armor giyse de bir paladin değil. Artı bir warrior da değil. Ve Chalamet'ini kullanma şekli de bir priest gibi kullanıyor. Yani her ne kadar kılıç olsa da onu light'a ulaşacak bir araç olarak kullanıyor. Esas silah olarak işte o sinematikte de görüyorsunuz, işte sadece normal vuruyor ama işte o vuruşlarını aslında light'la güçlendirerek yapıyor. Bir nevi işte paladin gibi gözükmesinin sebebi o ama aslında priest gibi dövüşüyor her şeye rağmen, o melee halinde bile. Tabii onu hero, NPC hero klası gibi düşünün. O yüzden işte Chalamet'in mantığı, işte Varrok'un elinde bölünmesi, elinde olduğu yani kullanan savaşçının durumuna uyum sağlıyor bir nevi silah. Evet. Öyle düşünün. Yani bunu daha önce söyledik ama Sylvanas'ın o Makkoro'yu kabul etme zorunluluğu yoktu. Onu söyleyeyim ben şimdi. Evet. Yani ork değil. Hordu da orada düşünmüyor o anda. Elflerden geliyor silah. Evet. Yani bu arada yani o Chalamet'in bölünmesi olayı da işte Varrok dövüşe Fury başladığı için aslında, yani silah ona, kullanıcısına uyum sağlıyor bir nevi. Şeyde de öyle. Hots'ta da öyle. Ya bir de şöyle bir durum var. Ben yine Sylvanas'ı savunmak ya da işte Saurfang'i gömmek amaçlı algılanmasın diye bunu başta böyle bastıra söylemek istiyorum. O Makkora biraz nasıl söyleyeyim, amacından şaşmış ve Makkora gibi Makkora değil benim bakış açımda. Yani gerçek zaten Makkora bu değil. Ya hem gerçek Makkora'ya uygun değil, ya zaten o zaman şöyle bir durum var. Sen niye ordu toplayıp da getirdin oraya? Yani Saurfang kardeş, kafandaki şey buysa senin zaten birçok kez şansın oldu bu konuyla alakalı. Yani biraz artık işi değiştirmek mi istedi ya da amacından mı şaştı ya da artık sonradan mı aklına geldi bilmiyorum ama yani arasındaki güç farkı zaten biliyordu. Ya Sylvanas'ın elinde barındırdığı gücün tehlikeliğini insanlara göstermeye çalıştı. Kendini bu konuda yani intihar etti orada. Tabii. Esas olayı o zaten. Bir nevi kendini feda edip işte Sylvanas'ın esas amacının horde olmadığını ve işte daha farklı planları olduğunu orada herkese göstermeye çalışıyor. Yani işte o yüzden ben çok Makkora olarak değerlendirmiyorum. İşte ölümüne yapılmış bir düello olarak değerlendiriyorum. Çünkü Makkora şeyini koyduğumuz zaman, adını koyduğumuz zaman biraz iş kutsallaşıyor ve insanlarda da farklı bir beklenti oluyor. Yani evet, ölümüne yapılmış bir mücadeleydi. Saurfang de öldü. Sylvanas da ölebilirdi yani. Burada şöyle bir anahtar nokta var zaten. Varrok'un eski bir ork olarak işte böyle bir nevi Tral Makkorası ilan etmesinin sebebi aynen dediğin gibi bir orada kırılma var. Yani yeni hordun nasıl işte az önce dedim Garrosh eski gelenekleri getirmeye çalışarak Makkora'yı kullanıyor ve işte bu kuralları belirlerken öyle bir motivasyonu var. İşte Varrok'un da buradaki motivasyonu o. Yani yeni hord böyle olmasın. İşte tek bir kişi tarafından yönetilmesin. İşte tek kişinin kararlarının cezasını çekmesin. Olayının aslında ilk aşamasını eski bir ork olarak ve eski hordun bir nasıl diyeyim geleneklerini özümsemiş biri olarak bunları aşmak gerektiğini düşünerek yapıyor. Yani Varrok'un oradaki olayı da hani Tral'dan sonraki aşama gibi.
yeni Horde konseyinin işte yönetim motivasyonunun ilk aşaması gibi. Ya yani, ama işte oradaki sıkıntı Cyberpunk her fırsatla ölmeye çalıştı ve sürekli olarak evet, bir evet. kendine i̇şte atma durumu söz konusuydu. Ha yani, yani o biraz geniş alıyor. Çerçevede bakmak lazım. Utku sen olayı yok. Ben olayı çok iyi anlıyorum. Sadece duymak istediklerinizi söylemedik şeklinde siz biraz şey yapıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Biraz yayına da geç geldin. Hani sen sevdiğimiz bir abimizsin diyeyim sana. Yayının tekrarını izleme fırsatın olursa Makkora'nın gelişimini ve Makkora'nın kurallarının ne olduğunu çok net bir şekilde Görkem açıkladı. Ve biz Makkora çerçevesinde değerlendirecek olursak bu Makkora tıpkı diğer önceki Makkoralar gibi adilane bitiyor ve sadece sonuç sizi tatmin etmiyor. Evet. Olay da orada patlıyor. Ha, evet, evet. Yani şey gibi düşünün. Yani bir maç yapılıyor. Yani maçın oluş şekli, stadı, ne bileyim hakemi bilmem nesi. Yani bunlara rağmen işte yenilsen de ne bileyim işte Beşiktaş Dinamo Kiev'e yeniliyor. Hakem ekstradan bir kırmızı kart, bir penaltı veriyor falan dersin. Ama şimdi burada öyle bir durum yok. Yani onları hakkıyla mesela görüyor. İki taraf da buna uyum sağlıyor. Gene de kaybediyor gibi bir durum var. Ha, bir de şunu yani, da eklemek istiyoruz. Eğer ki Sylvanas orada işte genç kız çığlığı atıp lelelelelelele deyip kaçıp gitmeseydi. kaçıp gitmeseydi şayet Orgrimmar'a dönüp gayet içeri girip savaşı devam ettirebilirdi. Devam etseydi. Evet, çünkü hakkıyla yeniyor orada aslında ve herkes bunu da kabul etmek zorunda yani. Heh, onu demeye çalışıyorum. Umurunda değil dedim de oyca işi gücü var yani. Ya umurunda değilden ziyade şeyi söylemeye çalışıyoruz. Orklar da bunu kabul etmek durumunda kalacaktı. Ve o bizim asıl gözden kaçırdığımız Varrok Saurfang'in arkasında topladığı Horde birlikleri de dahil olmak zorunda kalacaktı. Evet, aynen. Yani şu yani anda orada, biz Sylvanas'ı boklamaya çok... Orada çok güzel bir kırılma noktası var hakikaten. Ha? Bak orada Utku güzel dediğimiz. Biz Sylvanas'ı boklamaya çok meyilliyiz bu konuda ama yani Sylvanas orada asıl kaçıp giderek ya da işte nasıl söyleyeyim Sylvanas Tower'a dönerek Horde'un birleşmesini ve işte asıl Shadowlands meselelerine işte nasıl söyleyeyim ayık olmamızı sağlıyor. Yani oradaki olayı Saurfang yapmıyor. Dediğim gibi bakın bu çok şey tekrar ediyorum bu anlamda. Sylvanas orada içeri dönseydi Orgrimmar'a dönseydi kusura bakmayın. Horde biraz daha evet mesela siz ne diyorsunuz? Alliance sever arkadaşlara siz diye hitap ettim kusura bakmayın ama Alliance'da işte medeniyet var bakın işte demokrasi krallık söylüyor bunu neyse. İşte medeniyet var falan. Evet Horde'da birazcık o eli yumruk, eli maşalılık ya da işte kadırgalı diyebileceğiniz şey durumu söz konusu. Yani Sylvanas tekrar Orgrimmar'a girip o tahta otursaydı kimse hiçbir laf edemezdi. Evet, ya da Thrall da çıkıp Makkora yapacaktı onun da içinden geçecekti gibi öyle düşünün. Ya şöyle düşünün aynen yani tiranlık yapıyor olsaydı ve liderlik için bunu sadece işte Horde liderliği ve dediğini yaptırmak için yapıyor olsaydı orada zaten kazanıyor. Kazanarak bu kişiliğini aynen işte yani sıfatını zaten ispatlamış oluyor. Ona ilan edilen Makkora'ya karşı kazanmış oluyor ve işte kimse o anda yani Horde olan kimse buna itiraz edemez yok, zaten. Ama çünkü şöyle doğru zaten söylüyorsun. Zaten Makkora'yı Varrok ilan ediyor. Yani o yüzden zaten buna itiraz edemezler. Eğer ki işte Sylvanas tiranlık peşinde olsaydı o avantajı orada ele geçiriyordu. Yani şey gibi düşünün işte yani ihtilal yapıyorlar ona karşı isyancılar. İsyanı bastırıyor ve işte ona karşı işte liderlik iddiasını da bir nevi böyle geri püskürtmüş oluyor. Ve bu onun liderliğini daha da pekiştirir yok, normal şartlara. Yok, Bahtlı Black'le zaten aynı paydalarla şeyleri söylüyoruz ama o biraz işte dediğim gibi şu an Saurfang tarafından bakıldığı zaman olay farklı görünüyor. Evet, Saurfang bu Sylvanas'ın bu tepkiyi vereceğini bilerek girdi. Evet, Saurfang öleceğini bilerek yani, girdi. Sylvanas da onun ona yapacağını biliyor yani. Ha, bunları zaten söylüyor. Tamamen karşılıklı orada durum çok eşit yani. Ama bak mesela Mustafa abi şeyi söyledi. O işte konuşmadan direkt büyü sonrası şey kaçması. Abi zaten bu. Bu adam kadın umurunda değil ben diyorum size ya. Daha farklı şeyler var yani. Hani
Görkem de bakın, bizim Silvanas'ta yayınımıza ne demişti hatırlarsanız. Oradaki you are all nothing'i aslında Jade'i kastederek söylemişti ama biz onu o sırada pek anlamadık. Shadowlands açıklandıktan sonra onu fark ettik. Ya Mustafa yani, abi şeyi söylüyorum. Dark Ranger ters döndü baktı, orklar Taurenler. Bak evet, Warchief'i sevmeyebilirlerdi, isyan edebilirlerdi ama yine Warchief olarak saygı durup önünde eğileceklerdi. Ya da Thrall, ya da işte işte adı başka bir ork düşün, ya da başka bir Tauren düşün. Bane çıkıp gene biri atıyorum şey yapmak zorunda kalacaktı. Yani bir şekilde devirmeye çalışılacaktı. Ama bunu söylemeye yani, çalışıyorum. Aynı durum Garrosh'ta oldu bakın. Garrosh Bane'i yenmesine rağmen kimse ona isyan etmedi. Herkes kabul etti. Çünkü adil bir dövüşle yendi. Ona karşı çıkanı işte geri püskürttü dediler. Bak Bane bile kabul etti durumu. Öyle düşünün. Yani Sylvanas'ta da o durum olabilirdi. Garrosh gibi işte herkes Garrosh olacak diyordu ya. İşte Garrosh olsa bunu yapacaktı zaten. Başta kalacaktı. İşte Garrosh olmadığı için ve işte Shadowlands davası kafasında olduğu için sizinle mi uğraşacağım dedi, bastı gitti. Ya istemeyen takip etmez ama bir horde varsa horde takip eder. Yani bu bunda sen şey düşünme işte, yani. Garrosh takip edildi. Garrosh'a kimse sonradan mesela troller ilk başta işte o kadar şeye rağmen, aşağılanmalarına ve işte hain görünmelerine rağmen troller bile kaldı Horde'da yani. Öyle sen düşün. De biraz şeyde mesela kendi yanılıyorsun. Kendi çözme mantığı var çünkü. Horde'da böyle çok gevşek bağlara sahip bir birlik değil yani. Öyle işte sen şunu öldürdün, ben ayrılıyorum. İşte sen buna inanmıyorsun. İşte sen ateistsin. Hadi bunu da açıkla, ben ayrılıyorum Horde'dan gibi bir olgu da yok ortada yani. Onu da biraz şey yapın yani. Ha, aynen bak onu düşünün. O Garrosh'u ondan örnek veriyorum. Bak Bane bile babası öldürülmüş olmasına rağmen durum Horde içinde diye mesela Horde'dan çıkmıyor. O zaman ben de Makkor'a ilan edeceğim. Ben de Gor'a karşı dövüşeceğim diyor mesela. O Horde o zaman bozdu. Biz Horde'dan çıkıyoruz Taurenler olarak demiyor. Ha, aynı durum var işte. En yani, büyük örneklerinden bir tanesi de şey işte. Adını siz söyleyin, bu Blood Elf Lead'in adı neydi ya? Lord Amar Theron. Tabii. Ya, o bile çıkamıyor bu şartlar, Garrosh'un yaptığı şeyler altında yani. Öyle çok gevşek bağlarla kurulmuş bir şey değil yani. Şöyle söyleyeyim, zaten onun zaten o ayrı bir mevzu da. Horde'un birliği Alliance'a bağlı zaten. O ayrı bir mevzu da. Aynen. Yani şey diyorum, Lord'a değil mi? Ne? Ha, onu mu diyeceksin zaten? Lord'a Jaina Dağran'da katliam yapmasa şey yapacaktı ama hatırlarsan. Alliance'a kaçacaktı ama. O kadar bağlı değil bu adetler yani. Yani, abi en nihayetinde yapamıyor işte, onu söylüyoruz. Ne oluyor ama gene de çıkmıyor işte. Hatta şey diyorlar kendi içlerinde, işte Warchief sen mi olsan falan diyor Rommat. İşte Murat abi yani benim orada söylemeye çözmeye aslında çalışıyorlar. Söylemeye çalıştığım şey şu. Biz Alliance'a da giremiyoruz Jaina'dan dolayı. Garrosh'u da sevmiyoruz. O zaman kardeş biz işte Koel-Talas'ta takılıyoruz. Kimse bize karışmasın diyemiyor kimse. Evet, çıkmıyorlar gene de Horde'dan. Bak Mustafa abi biraz da kronoloji karıştırıyorsun. Horde is nothing dediği kısım zaten artık Sylvanas benim ordunuzu ne yapıyorsunuz deyip gittiği yer. Ve zaten aynı şeyi söylüyorum. Bu bir Makkor'a Saurfang bağırdığı için adı Makkor'a diye geçiyor. Sylvanas'ın umurunda değil. Ney? Makkor'a mı? Evet. Ne oldu falan. Ne oldu? Hani... Yok umurunda şimdi. Yok bir dakika. Şimdi umurunda olmasa yani denk silahla karşısına çıkmaz dövüşmek için. Ya onları orada kastetmiyorum. Demek şey istediğim olmaz, şu. Yani ben bu Makkore'yi kazandım. Ben Warchief'liğime devam edeceğim. Bu benim rightful sonunda hakkım. Sonunda değil, evet. Ha, bundan bahsediyorum. Yani zaten Sylvanas'ın planı farklı. Onu da işlemeye koymuş. Zaten Saurfang'e de bunu anlatmış. Bu adam da bunu biliyor. Geldi, evet. Bu reaksiyonu vereceği için bu hareketi yaptı. Ay onu ben de düşünüyorum. Biliyor planlarını. Ya biliyor. Biraz, evet. Ya o I Trust tutucu olayı, evet. Biraz şey yani. Ha bir de yani mesela o zaman ben de Blackhand'ı seviyordum abicim. Blackhand daha iyiydi. Niye kimse Blackhand'ı savunmuyor? Gibi düşünün. Yani. Belki Burning Legion'da kalmak Horde için daha iyi olacaktı. Değil mi yani? Kazanan tarafta olacaklardı. Horde Silver'ımı sözleşeceğiz. Falan. Yani orada ama işte yani bizim mesela gerçek dünyadaki kültür de aslında şöyledir ya, kuralları kazanan belirler. Evet. Yani
Makkora bile olsa, yani sonuçta o dövüşün kendi içinde adil olması gibi bir durum var. Ama o dövüşün sonucunda kazanan olayı belirliyor. Yani Garrosh olayında olan o. Yani Garrosh o şartlarda, o durumda kabul ediyor ve işte sonucunda da işte Kerin'i öldürüyor ve işte ona göre bir kural belirleyici ve işte kazananın durumu belirlemesi durumu var ve herkes de bunu kabul ediyor. Yani ona karşı Horde bölünmüyor, Horde'dan çıkma olmuyor. İşte ırklar, aa sen Kerin'i öldürdün o zaman biz yokuz demiyor. Yani aynı durum Sylvanas'ta da var. Yani Utkun'un o dediğine hakikaten dikkat edin. Yani böyle olsaydı dediği kısım, Sylvanas kazandıktan sonra zaten orada dövüş bitiyor. Yani o Makkora oluyor. Makkora olarak hani kendi şartları içinde bir Makkora oluyor orada hakikaten. Ve adil bir şekilde bitiyor dövüş. Ondan sonra işte Sylvanas gerçek yüzünü ya da gerçek planını açıklıyor. Yani evet, iyi ya da kötü açısından bakmayın buna. Ama burada şöyle bir anahtar nokta var. Sylvanas Garrosh'un yaptığını yapmıyor. Çünkü Garrosh'un orada motivasyonu Horde ama Sylvanas'ın motivasyonu Shadowlands. Evet, Horde yani değil. Oradaki kırılma noktası o. Ve oradaki dediği şey de bu yani. Horde is nothing diye başladığı şey sadece Horde is nothing ile bitmiyor. Sonrasında işte you are all nothing, siz hiçbiriniz hiçbir şey değilsiniz. Burada olan şeylerin hiçbir anlamı yok anlamında devam ediyor. İşte sonradan anlayacaksınız diyor. Evet, diyor ve gidiyor. Yani sizinle mi uğraşacağıma bağlıyor yani mevzuyu. Orada yoksa Horde açısından bir motivasyonu olsa niye gitsin yani, değil mi? Kazanmış. Artık rengini belli etmiş. Ona rağmen devam edebilir, kalabilir. Horde'u da istediği gibi kullanabilir. Kullanmaya devam edebilir. Bant'ı bile yine kızdırdık ama. Adil bir şekilde o gücü ya da ne diyeyim o yetkiyi bir şekilde ele geçiriyor. Arkadaşlar ben şahsım adına konuşayım. Ben bu oyunu Horde oynadığımdan çok daha fazla, bakın yani 4'te 3'e 4'te 1 oranında Alliance oynadım. Görkem'in Alliance main karakteri var, Warlock Human'ı. Muratan daha yeni bu expansion'da Horde'a geldi. Evet, yani evet. Arkadaşlar evet abi, yani biz şöyle söyleyeyim. Şeyde de anlattık, evet, neyse yani. Onu söylüyoruz. Yani burada bunu yazarak ya da işte dile getirerek böyle yanlış tersi algı yaratmak istemiyoruz. Biz Sylvanas'ı da savunmuyoruz. Dediğim gibi evde posteri de yok, yalamıyoruz da. Yani ya da işte Garrosh'u da savunmuyoruz. Garrosh'un posteri var galiba, var. Garrosh'un posteri var bu arada, özür dilerim. Ama yalamıyorum. Yani herhangi bir şeyi nasıl söyleyeyim, aktarmıyoruz. Belki de biz yayına başlarken söylememiz gerekiyordu. Bu bir Theory Craft ya da Lore Craft yayını değil. Bu bir lore yayını. Yani bu Makkora bölümü özellikle. Neyse hikayede onu aktardık. Yani bu oldu. Evet, evet. Bu bundan dolayı. Bu böyle. Yani biz yorumlamıyoruz. Mesela ya da yorumladığımız kısımlarda zaten bence. İşte mesela ne dedim az önce? Sylvanas geri içeri gitseydi işte burası yorumlamaya giriyor. Ama orası teori, aynen. Oradaki gerçek ne? Horde'un tutumu gibi. Yani evet, şimdi orada şöyle, ben de yani onu diyeyim. Şimdi Battle for Azeroth'ta olan bir olayı anlatıyoruz ya. Ben Battle for Azeroth'ta şimdi hikayenin tamamını görmek için 3 karakter oynadım. Yani Horde işte olan karakterlerden biri işte Sylvanas Loyalist. Bir tanesi işte Saurfang Rebel. Esas oynadığım karakter Human Warlock Alliance zaten. Şimdi olayı zaten 3 açıdan da gördüğün zaman ister istemez 2-1 Alliance oynamış oluyorum. Yani şimdi Sylvanas'ı niye savunayım? Zaten 3 şeyin karakterin ikisi Sylvanas'a karşı oynamışım yani. Eğer öyle taraf tutacak olsam 2-1 zaten anti Sylvanas'çı oluyorum. Yani biz aynen Utku'nun dediği gibi olayı olduğu gibi anlatıyoruz. Bir de burada şunu hep ignore ediyorsunuz. Biz burada Varrok'u da koruyoruz ki bak o da hile yapmadı diyoruz. Evet. O da adil dövüştü. Chalamet'ini bölmesine rağmen o hile sayılmaz falan diyorum. İşte Chalamet'in verilmesine rağmen bu ekstra silah sayılmaz falan diyorum. Tek silah kuralını bozmuyor. Bakın ikisi de falan diye anlatıyorum. Ben Varrok'u koruduğumda
Varok sevici olmuyorsam, yani onu korumuyorsam ya da Varok'u korumak için bunu anlatmıyorsam, Sylvanas bunu yaptı dediğimde de onu Sylvanas'ı korumak için anlatmıyorum. Olanı anlatıyorum. Yani ben Sylvanas'ın elinde iki dagger vardı diyorum mesela. Yok muydu? Vardı. Ne yapayım? İki dagger vardı. Yani direkt ölüm büyüsüyle başladı mı? Başlamadı. Bunu anlatıyoruz zaten. Yani oradaki çizgiyi koyalım yani. Burada hakikaten konu anlatımı, kanon anlatımı yapıyoruz. Yani taraf tutmuyoruz bunu anlatırken. İki tarafı da koruyoruz. İki tarafı da yerine göre gömüyoruz yaptıysa kötü bir şey. Ya tabii yani, bunları da yorumlarken yapıyoruz. Ben şeyde tekrar edeyim tabii. Bu arada. Yani aynen. Yani arkadaşlar, yorum yaptığı kısımda zaten oyunda olmamış şey diyor Utku'da mesela, işte şöyle yapsaydı diyor. Öyle bir şey olmamış ki. Yani bu teori o işte. Yani o da bir koruma değil bu arada. Yani ihtimali düşünüyor. Önceki ya, konuda dur, anlatılan Bahtı Bilek şaka yapıyor. Yani Şalamen'le alaka diyor ya. Şu an ben şu an açıklamalarımızı biraz gereksizleştirdi bu son yorumu. O yüzden şaka yaptığını düşüneyim. Çünkü Şalamen Holy Light gücü olmadan nasıl bölünebiliyor? Ya da çift ruh soul gücü olmadan nasıl bölünebiliyor Anduin'in elinden aldığında? Ya da işte silah sayısını arttırıyor ki bunu da işte Tral'da anlattık ya da geciktin mi orada? Evet. Öyle söyleyeyim biraz. Yani koskoca, yani evet, bütün yayının başını kaçırma olayı var işte. Yani bütün zaten Makkore konseptinin tek anahtar, bir tane kuralı var. Tek silah. Yani şimdi şöyle anlatayım. Tek silah olayını bozuyor işte Şalamey'in ikiye bölündüğü zaman. Heh. Yani sadece buna odaklanırsak, aa iki silah oldu deyip o zaman Varok ile yaptı dememiz lazım. Dur ama dur, şöyle göstererek anlatacağım şimdi. Şöyle bir anlatıyorum. Şimdi bu elimde balta var, bu elimde kılıç var. Sylvanas'ta da bu elinde dagger var. Aşkım sen Sylvanas ol. Elimde dagger var. Elini kaldır. Böyle. Diğer elinde kaldır, dagger var. Dagger. Diğer elinde kaldır. Kaldıramıyor. Neyse ben yapayım. Dur, kaldırdım. Ha, iki elinde dagger var değil mi? Ben şimdi bu baltayı düşürdüm. Bir elimde kılıç var. Eda'nın elinde hala iki tane kılıç var. Şimdi ben bu kılıcı ikiye bölüyorum. Düşen baltam iki tane kılıç. Etti mi sana üç kılıç? Oh. Etti değil mi? Ne? Üç kılıç. Eda'da ama hala iki kılıç var. Eda'da çıkardı. Bana death büyüsünü vurdu mu? Etti mi Eda'nın üçüncü kılıcı? Etti. Evet. Heh, bundan bahsediyoruz. Garrosh Thrall'la dövüşürken Garhol vardı. Bir elinde bir kılıç. Thrall'da da Doomhammer vardı. Bir elinde bir çekiç. İkisi de düşürdü mü? Düşürdü. Şey, yumruk yumruğa girişecek Garrosh. Thrall tuttu, elementleri indirdi mi kafasına? İkinci silahını çekmiş oldu Thrall. Garrosh'ta silah yok. O yüzden Thrall cheat yaptı, hile yaptı. Anlatabildik evet, mi? Evet, bu kadar basit. Çok iyi anlattı. Çünkü biraz karmaşık bir konu ama böyle anlatılacak anlaşılmıştır. Her türlü büyü gücü, istersen kıçından şimşek çıkarsın, istersen bilmem ne tarafından işte sular akıtsın ya da işte atıyorum gözlerinden alev püskürsün. Ya da işte atıyorum tuvalete çıktığı yerde böyle pıt yaptığında fireball atsın. Silah, bir silah. Bir silah. Evet, oradaki büyü tek olay, tek anahtar olay, tek silah, evet. Ve hala aynı şeyi söylüyoruz. Makkora diye bir ferman yok. İşte getir oğlum, Makkora fermanını oku, dı falan. Öyle bir yazılmış kural yok. Bunlar öncesinde belirlenen şeyler. Görkem burada yaklaşık 3 saattir kural koyucu, yani Makkora'nın çerçevelerini belirleyen Makkoralarını yazdı, anlattı, paylaştı. Makkora'da büyü yasak değil. Varsa böyle bir parşömen, scroll ya da oyun içi yazılmış bir şey, ben buradan çok özür dileyerek geri dönüş yapacağım. Ama yok böyle bir şey. Ya evet, sonradan yayına gelen arkadaşlar lütfen, yani önceki konuştuklarımızı görmediğiniz için kaçırıyorsunuz. Yani 3 saatini, 2 saatini zaten ilk başta açıklayarak getirdim bunları. Evet, evet. Şimdi yani filmde abi, bile diyorsun. Filmin kanon olmadığını mesela. Abi filmde lütfen film demeyin. Film deyince şöyle kendi bünyene, yani kendini şahsına alınma ama bu dördüncü falan söyleniş oluyor. Arkadaşlar World of Warcraft'ın lore'unda Drotan Gul'danla karşılaşmadı bile. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir evet, şey. Bolun hikayesi filmden bağımsız. Evet. Evet, filmi canon almayın. Bundan sonra da bak söylüyorum. Bundan sonra film lore üzerinden yorum ya da soru gelirse de bence
Yani şey görmezden gelmek zorunda kalacağız yani, çünkü devamlı aynı şeyi tekrar etmek zorunda kalacağız. Çok hızlı, bir 3 saat daha yapmamız lazım bu çerçevede. Ya film muhabbeti yaptığımız bir özel bölümümüz var. Orada bunu detaylarıyla anlatıyoruz, onu tavsiye edelim o zaman. Onu izleyin. Neden filmin kanon olmadığını orada anlatıyoruz detaylarıyla. Ya şöyle düşünün arkadaşlar, sen Priest'sin, tamam mı? Karşına bir tane Warrior geliyor, sana diyor ki ben McGore ilan ediyorum. Ne yapacaksın? Staff'ını mı çekeceksin? Sopayla mı girişeceksin? Yani onu söylemeye çalışıyorum. McGore sadece Warrior'ların ya da sadece melee dövüşçülerin yaptığı bir şey değil. Evet yani. Altı patlarla. Ya gibi işte. Ork kültüründe de şamanizm var, büyü var gayet. Ork kültürünü oluşturan şey zaten şamanizm. Warlock asayla dalıyormuş işte. Yani aslında mesela hadi filmi de konuşalım yani. Gul'dan'ın da tek silahı o yani. Yani. Evet, hani illa filmden alıyorsan Gul'dan da bu mu? Gitti. Silvanas yani, da okla dövüşseydi o zaman. Gul'dan'ın sırtındaki normalde zırh olan boynuzlar da o zaman normal şartlarda zaten hile sayılması lazım. Ona da hile demeleri lazım. Ekstra avantaj sağlıyor çünkü. Hunter'lar da petlerini kapıştırabiliyor mu? Evet. Yani. Gibi. Yani mesela yapıyorsunuz mesela. Hayır, mesela çok güzel bir örnek aslında. Hayır, ben çok güzel bir örnek olduğunu söylüyorum. Şöyle, Rexar bir McGore'a geldiğinde Misha'sı giremeyecek. Ya evet. Da Misha'yı seçecek, evet. Onunla dövüşecek. Eline baltasını alamayacak. O Misha'ya evet, yani petle dövüşürse sadece ona emir vererek dövüşecek. Hani orada Misha onun silahı olacak. Bir tane daha seçerse işte atıyorum domuzunu seçer. Misal. İki tane silahı olmuş olacak. Ama fight'ta götü sıkıştı, ben kargamı da çağırıyorum derse bu hile olur. Yapamaz. Evet. Onun üçüncü silah olur. Hani böyle anlatmaya çalışıyoruz. Biraz yükselmiş olabilirim, kızmayın ama buradaki mevzu şu. Sylvanas kazandı diye ya da Saurfang kaybetti diye mevzu yok. Yumruk atabilir. Yumrukta problem yok. Ancak yumrukta da Görkem açıkladı, karşı taraf silahını düşürdüyse ya da karşı tarafın silahını düşürttürdüysen, mesela bunu Garrosh yapıyor işte, evet. Doomhammer'ı düşürüyor, daha sonra kendi kararıyla atıyor silahı. Atmaya da bilir aslında. Evet, eşit olsun diye atıyor ve yumruk yumruğa dövüşe döndüren orada Garrosh. Raid'de Sylvanas'ı keserken, Raid'de Sylvanas'ı kesmeye çalışırken sorarsın abi. Çünkü şöyle, kesemeyeceğiz de. Ya bunu da söyledik, söyleyelim tekrardan. Bunu da klibine alın, sonra bilde olunca laf oluyor çünkü. Dur yani, oğlum belki ölür ya falan diye. Yani bakalım. Ya ölürse de bilemedik derim. Ne yapalım yani, Allah Allah. Bir şey yok mu? Sylvanas hep haklı mı olur? Hayır, Sylvanas hep haklı değil. Bak. Davası haklı. Davası da haklı değil abicim, ne alakası var yani? Ya Sylvanas'ın haklı olmama gibi bir durumu yok bakın, ki burada. Varrok da haklı değil. Sylvanas da haklı değil. Bu algı neden var biliyor kendi, musunuz? Kendi davası açısından haklı. Bakın bu algı neden var biliyor musunuz? Bu algı şundan dolayı var. Tral her bir bokunu, tamam mı? İşte ben tuvalete gidiyorum, birazdan tuvalet kağıdıyla kıçımı sileceğim şeklinde açıkladığı için ve planlarını net bir şekilde ortaya koyduğundan dolayı Tral'ın bir sonraki hareketinin neden olduğunu algılayabiliyoruz. Ancak Sylvanas'ın hiçbir planını bilmediğimiz için, şu anda tamamen muallakta olduğu için bu yaptıklarını anlayamıyoruz. Evet. Elimizde kırıntılar var ve yaptıkları var. Yani Sylvanas açısından şunu düşünün. Yani işte dediklerini ve yaptıklarını gayet böyle objektif bir şekilde biz anlatıyoruz. Yani bak şurada şunu dedi, bak burada bunu yaptı falan diye. Şimdi Sylvanas üzerine bu kadar anlatmamızın sebebi gizemli davranmazdı. Çünkü üzerine konuşacak şey çıkarıyor. Bunu da özellikle yapıyorlar. Yani takip edelim, devamını merak edelim diye yapıyorlar tabii ki. Ama işte kırıntıları da herkes mesela görmezden geliyor. Yani o kırıntı dediğim de şu işte, daha önce konuştuğumuz işte üzerine böyle anlattığımız şeyler. İşte en belirleyici şey ne? Kırılma noktası. Birincisi bu Varrok'la yaptığı dövüşten sonra dedikleri. İkincisi de Shadowlands sinematiğinde dediği ve işte yaptıkları. Bu aşamada işte dediği şeylere dikkat edin. Hatta son sinematikte, Anduin sinematiğinde de
o son bir bakış atması falan, herkes o detayı yakaladı. Yani bu çizgide gidiyor zaten. Yani merak ettirecek şeyler yapıyor. Ha, şeyi de söyleyelim. Karakterse... Şunu da söyleyeyim abi, ekleyeyim ben. İki gün sonra Silvanas çıkıp hepinizin anasını da dese biz yani bu ne ya falan deriz yani. Öyle şey evet, gibi. Herkes der. Hani... Yani Garrosh'ta da olan olayın, mesela Garrosh kötü karakter oldu, boss'a dönüştü, kestik şey yaptık işte, devamlı etti hikayesi, ama bakın hep altyapısı var. Garrosh'un öyle olmasının sebebi Garrosh'un kendi karakteri değildi. İşte Pandaria'ya gittiği zaman Şah etkisiyle ve işte bir Old God'ın kalıntılarının etkisiyle, orada nasıl giriş questinde biz de görüyorduk, biz de etkileniyorduk ya, bizi gelip kurtarıyordu işte Shadowpen pandaları. Aynı şey Garrosh'a misliyle oluyor ve Garrosh bunun etkisine girdikten sonra zaten işte o olaylar, olay zinciri oluyor. O 5-1 hikayesini oynayın, işte devamında nasıl işte o artı Heart of Yesaraj'ı ele geçirdikten sonra, onu hatta işte açığa çıkardıktan sonra başkalaştığını, olayın döndüğünü falan orada görüyorsunuz zaten. Yani birkaç orada anahtar kırılma noktası var Garrosh'un da, o son boss'a dönüşme kısmı, işte Orgrimmar'a işte döndükten sonraki işte diğer ırklara davranışı, ki o aşamada bile mesela Garrosh ırkçı falan diye geçiyor ya. Ve o aşamada bile bizzat Raiden'de Goblin Boss var. Diğer ırklar var. İşte Mantidler var. Yani demek ki hani ırkçı da o zaman niye sadece ork yok orada? Garrosh'un orkları olması lazım ırkçıysa. Öyle değil. Demek ki Old God etkisiyle Mantidlerle bile ittifak kurmuş. Yani Garrosh açısından bak anlatıyorum şu anda. Ve bir boss olmuş bir karakter bu. Aynı şeyi Sylvanas'ı anlatırken de yapıyoruz. Daha şimdi belirli olmayan kısımlar var. Belirli olan kısmı söylüyorum. İşte biz de diyordu, biz diyor falan işte sinematikte diyorum. O Sylvanas'çısın. Sylvanas'çı değilim ki ben. Garrosh'çu da değilim. Ama ulan bu kardeşim ne yapayım yok, yani? Yok, ben bir de şunu da eklemek istiyorum. Bu söylediğimi de yazın. Mesela Murat Han diyor ya klip alın falan. Benim de şu söylediğimi yazın bir kenara. İşte ben aslında Elanyas'ı çok seviyorum dese Sylvanas 2 gün sonra bütün Elanyas arkadaşlar şu. Evet, biz zaten Sylvanas evet demiş. Evet. Evet, Sylvanas. Bak o olay buna döner. Yani hayaletleri işte ya şöyle düşünün, şimdi Aleria mesela işte hayaletleri Void Elf olarak Elanyas'a kattı değil mi? Şu anda Blood Elf, hani o sevmediğiniz Blood Elf'leri birebir aynı görüntüdeki bir ırkı oynuyorsunuz Alliance olarak. Biz de bayıla bayıla oynuyoruz. Aa çok güzel Shadow Priest oluyor falan. Böyle setini de seviyoruz falan. Onu da oynuyoruz. Orada Alliance Horde tarafında işte iki taraf da bu duruma gayet uyum sağlayıp oynuyor. Karşı taraf da bunu kabul ediyor. Yani onu öyle kabul ederken, severken Sylvanas'ta niye böyle oluyoruz? Ya abidik gubidik nasıl bir laf ya? Yakışıyor mu şimdi sana? Yani ben de böyle ters o bir dönüş mü yapayım yani sana? Ya arkadaş, Arthas bir yürüdü, bir şey yani. Bir kıtanın yarısını baştan aşağı yaktı, oradaki yanan şeyleri kimse düşünmedi yani. Wisp'ler muhabbetine mi döndük yani olay? Ya arkadaş yani ya Samwell'in içinden geçildi, kimse niye buna kızmadı? Ya da Draenei'lerin Soul Engine'leri patladı, buna niye kimse kızmadı yani? Ya yani... Aynı durum yani. Neden olduğunu söyleyeyim mi? Niye olduğunu söyleyeyim abi. Çünkü o olayların hiçbiri böyle muhteşem sinematiklerle gözün kısık olarak insanların etkileyeceği şekilde gösterildi. Samwell, Warcraft'ın mesela bak Camp Tauraho'nun bombalanması aynen bu ağacın yakılması gibi bir sinematikle verilseydi, o zaman işte o zaman görürüm yani. Orada mesela diyecek, siz de bizim köyümüzü yaktınız diyecekti yani. Yani mesela ben bunu Reddit'te de söylemiştim. Sylvanas'ın işte o genocide'ını işte yani Jaina da yapıyor mesela. Saurfang Draenei'lere yapıyor. Hatta bundan pişman oluyor. Ama onlar hiçbirini böyle o Tendrasil simatindeki gibi böyle arkadaşlar müzikle prodüksiyonla gösterip seni vurmuyorlar. Ya onlar yaşandı diyor ya da işte oyun içinde. Bak o Varrock'u tutuyorsunuz şu anda Sylvanas'a karşı. Evet. Halbuki yani denk şeyler yapmış bir karakter o. Herif belki daha fazlasını. Evet, gayet bilinçli yapıyor bunları da yani.
Kendimi şu an şey gibi hissettim. Onun için bir de yani... Şahan gibi hissettim. Niye? Böyle bir de yani şeyi de söyleyelim. Biz yani Sylvanas konusunda hani greylik olarak ele alıyoruz yani bunu. Biz özellikle greylik konusunda uzmanlaşmış insanlar olduğumuz için hadi bunun da klibini alın. Daha sonra da beni şey diyeyim, egolu falan diyeyim ben. Biz yani özellikle greylik ve karakter analizinde cidden iyi insanlar olduğumuz için Sylvanas'ı farklı şekilde bakmaya çalıştık en başından beri. Eğer benim hani benim greylik konusundaki analiz yeteneğini görmek isterseniz bloguma bakacaksınız. Ya da Sylvanas yayınımıza bakacaksınız. Ya da hala ki benim tersimde iki tane yayınımız var. Onlara bakın. Biz yani öyle bir karakterin söylediklerinin altında başka bir şey var diyorsak bunu nasıl diyeyim? Abi bak bir dakika şimdi Sylvanas villain şu anda diyorsun ya. Yani bak villain olması için bak evet, kötü karakter şimdi yani villain olması için bir grilik olmaması lazım. Simsiyah olması lazım. Evet. İşte. Evet. Onu ben de yani bunun söyleyeyim. Üzerine zaten biz lore konseyi yapmaya başladığımız konu bu. Yani aç ilk bölümümüzü izle yani. Bunun üstüne zaten bir bölüm konuştuk yani. Yani ikinciyi yaptım. Aynen bak işte yani Illidan şu anda canımız ciğerimiz Demon Hunter klasının oluşturucusu. Illidan'ı kestik. Black Temple'da bayağı öldürdük yani. Ya niye? O da elf büyücülerini öldürdü abi. Ha, yani... Blackrock'ta elf büyücülerini öldürdü abi. Ha, villain mıydı villain yani? Villain abi. Bak, ha işte yani ayrıca Jaina da boss oldu mesela. Jaina villain mıydı o zaman? Jaina'ya karşı o Dalaran'ın yarısını biçti abi. Raid yaptı. Dalaran'ın yarısını yani... biçti abi Jaina bu ne ya? Ha, evet abi yani... o zaman herkes villain. İşte yani bak oyunun güzelliği burada. Şimdi tek taraflı bakmazsanız ve işte oyunun genel hikayesini görmek için her tarafından oynarsanız işte mesela Battle for Azeroth'u 3 karakter işte oynaman gerekiyordu. Şu anda Shadowlands'ı 4 karakter oynaman gerekiyor. Covenant hikayelerini görmek için gibi gibi. Yani ama şimdi sen Covenant'lardan niye bir tanesini mesela tutmuyorsun? Ben Ventir'im, diğer Covenant'lar kötü. İşte onun hikayesini niye oynayacağım? İşte onlar hepsi villain. Bak işte şöyle yapıyor, Maldraksus işte yok böyle yapıyor falan diye bakmıyorsan. Aynı şekilde işte verilen hikayede diğer taraftaki olaylara da böyle bakmaman lazım. Şimdi yani sana göre kötü. Yani Horde'a göre Alliance, PvP'de düşman kötü. Yani Alliance'a göre de Horde kötü. Yani şimdi böyle bir sistem düzen kurulmasa senin oynayacağın bir oyun olmaz. Yani sana tabii ki bazı şeyleri merak ettirecek, seni bazı şeylere karşı dolduracak. Mesela senin Night Elf main'in varsa tabii ki ağacın yanmasından böyle sinir olacaksın, bunu sevmeyeceksin. Ama Horde oynuyorsan da, mesela Tauren oynuyorsan işte Dwarf'lar da senin köyünü yaktı diye sen de onlara karşı kurulacaksın. Ama bu işte Murat'ın dediği o. Bir tanesi sinematik olarak verildiği için genel bir tepki oluşturdu. Bir tanesi sadece oyun içinde hikayesini birebir oynayanlar gördü ve onlar kuruldu buna karşı. Yani bu dwarfları villain yapmadığı gibi işte Sylvanas'ı da yani şu anda %100 villain yapmıyor. Jaina'yı villain yapmıyor. Yani Jaina Bloodelf'leri soykırımdan geçirdi Dalaran'da. Yani Utku'nun dediği gibi. Şimdi eylemler hikayenin içerisinde olan şeyler genel bir yani karakterin yapısını ya da iyi ya da kötü olarak belirlemiyor. Zaten işte bizim konuştuğumuz konu da oydu. Yani bir grilik var. Ve işte oyuna tadını veren de bu yani. Hatta ben griliği de şöyle söyleyeyim. Bir karaktere kötü diye baktığınız karakteri bir tanecik beyaz fırça attığınız zaman benim için gülüyor olur. Tabii ki yani yap bir tane iyilik yapması yeterli. Aynı şekilde çok iyi bir karakterin bir tane ufak kötülük yapması da onu gri yapıyor. Abi hatta ne bileyim artık grilik yayınlarından da örnek verelim abi. Sauron simsiyah bir karakter. Neden? Bunu Tolkien'de sanırım kendisi söylemişti. Herifin düzgün backstory'si yok. Yani adama sen empati kuramıyorsun. Herif şerefsiz zaten. Öyle bir tasarlanmış. Yani. Ama işte mesela yani Sylvanas'ta çok ciddi bir backstory var. Yani ne yaşadığını biliyorsun. Yani düşmesinden itibaren
Warcraft 3'ten beri yani Thrall'a denk bir karakter aslında hikaye boyutu olarak bakarsanız ve derinliği olarak bakarsanız. Yani Arthas, Thrall bu işte yani Tyrande'den bile hatta daha böyle yani bu 3 karakter daha derin. Illidan biraz belki işte hepsinin üstüne çıkıyor. Ama o da mesela o eski hikayeden gelen karakterlerin hepsi çok derin ve boyutlu karakterler. Yani Illidan için nasıl öyle diyemiyorsak, Thrall için diyemiyorsak onun için de diyemiyoruz. Çünkü çok derin ve altyapılı bir karakter. Bu arada arkadaşlar ben araya gireyim. Chat'te mümkün mertebe cevap vermeye çalıştım. Tornalp demiş 3. Faction'la alakalı. Abi bu bir koca bir yayın konusuydu. Senden naçizane ricamız. Vaktimiz olsa tekrar konuşurduk ama bu yayının konusu değil ve gerçekten vaktimiz de bitmeye yakın olduğu için konuyu açmayayım. Çok çok konuştuk 3. Faction konusunu. Olmalı mı olmamalı mı? Bayağı mevzusu döndü. Kısaca hemen özetleyeyim onu. Evet, İyi tamam yani... o zaman. Hızlı ama. Aynen. Yani zaten bir cümle diyeyim. Yani Sylvanas perspektifinden bakarsan 3. Faction'a gerek yok. Zaten Sylvanas bir Faction'a bağlı değil şu anda ve Maw Covenant'ının bir üyesi olarak gözüküyor. Öyle düşün. Horde Alliance açısından olayın dışında yani ve 3. Faction oluşturacak bir durum yok. Sauron da bilmek. Sauron Maya değil. Değil evet. Sauron Maya. Gandalf'a göre üst bir ırk. Evet. Neyse. Çok iyi oldu. Orada yani ben oraya takıldım yani. Çekelim konuyu geri. O zaman da kapatalım. Yani bakın şimdi belli başlı dövüşleri ve Makkora perspektifinden olayın mantığı anlayalım diye anlattım bunları. Yani hepimiz de bunun üzerine konuştuk. Şimdi Sylvanas'tır, Varrok'tur değil burada olay. Burada konuştuğumuz yani ve bu bölümün konusu Makkora. Ve işte Makkora'da bir onur dövüşü. Son aşamada da bu son kayıtlı Makkora olarak yani kanonda geçen Makkora'da bu. Varrok'la Sylvanas arasında olan ve işte diğer dövüşlerin ve önceki işte belirlenmiş kuralların perspektifinden bakarsak da biz zaten orada gözlemcilerden de biri olarak bunun sonucunu adil bir dövüş olarak bitmiş olarak görüyoruz. Yani ben de kendi adıma mesela hem kendi görüşüm olarak hem de yani oynadığım 3 karakter hani o hikayenin içinde olan 3 karakter olarak baktığımda 3'ü de bu sonucu kabul ediyor. Ve işte sonuca itiraz etmiyorlar. Sonrasındaki konunun devamında olan şeylere göre hepsi kendi yolunda gidiyor ve aslında üçü de aynı yerde birleşiyor. Üç tarafta da oynasanız, Horde'da olsanız, Alliance'da olsanız, işte Varrok'un tarafında isyancı da olsanız üçünüz de Shadowlands hikayesinde aynı taraftasınız. Sonunda oraya birleşiyor. Demek ki kimse bu dövüşün sonucuyla ilgili bir itirazı yok. Yani bizim de burada Makkora perspektifinden baktığımız son dövüş buydu. Diğer önceki dövüşlere de böyle bakıyoruz. Onur dövüşü onurlu bir biçimde bitiyor. Öyle düşün. Adil biçimde diyeyim ya. Ya ben de şeyi dedim ya orada bir duraksadım. Sauron Maia. Ya Sauron Maia da Ainurken Maia diye hatırlıyorum ben. Yani şeyin altına yani girdiğinde bilmiyorum. Yani kitabı yeni okudum yani Maia olarak yaratılmış olması lazım. Ya evet onu söylüyorum. Ainur iken konuşamadım da. Ainur iken Maia. Evet. Ama daha sonra hani kötücül tarafa evet. Geçince orada bu arada Catelyn kesin kötü var. Yani Melkor'un tarafına geçince Maia'lardan üst bir güce sahip oluyor diyorum. Melkor evet, daha güçleniyor ve direkt siyah bir karakter. Ben official kopya çektim. Evet Ainur ve Maiar olarak geçiyor reisi. Melkor'la karıştırmış olabilirsin. Olabilirim ama benim bildiğim hala Gandalf'tan yani Melkor'a hizmet ettiği dönemde Gandalf'tan bir tık üstte diye biliyorum. Evet, evet, ama üstte. Irk olarak Maia olabilir. Neyse canım. Bakın gördüğünüz üzere yanlış da bildiğimiz yerde yanlış da biliyoruz diyoruz yani. Hani o yüzden şey muhabbetine geri çekin. Biz onu savunuyoruz bunu savunuyoruz diye bir şey yok. Sen Sylvanas'ı savundun. Ha? Öyle bir şey söyleyeyim mi? Ayaş mı şöyle ben o konuda şunu düşünüyorum. Bu zamana kadar yaptığı şeyler çok mantıklı yani.
bu zamana kadar yürüttüğü politika mantıklı geliyor. Ondan sonra ne yapar bilmiyorum ama ben şu an bize sunduğu şey için teşekkür ediyorum. Sonuç olarak bizi başka bir evrene getirdi ve orada adaleti sağlamaya çalışıyoruz. Yani çok da kötü bir yerde değiliz hikayenin. Cevildir diyor ya sinematiğin sonunda, hepsi görecek. Ölüm asla zincirlenmemesi gerekiyordu ve hepsi bunu görecek. Evet, yani olay orada çok tersine dönebilir. Yani genel zaten Warcraft hikayesinde şu geldiğimiz aşamada da ilk kez yeni bir şey görüyoruz, onu düşünün. Ve işte buraya gelirken de gördüğümüz hikayede hep bir plot twist olayı dediğimiz böyle ters köşeler var. Yani gene öyle olacak diye bir beklentimiz var haliyle yani. Ama ters köşe nereden gelir onu bilmiyoruz işte. Ama şimdi olursa olmaz. Valla BFA'da da ters köşe yapacağız dediler. Yaptıkları buysa yapmasınlar yani Shadowlands'ta da yani. Ne bileyim. Nasıl ya? Ya belli yani. İşte. Evet işte şey, BFA'nın güya ters köşesini böyle 1-2 yıl sonra falan göreceğiz değil mi güya? O böyle bir ters köşe. İşte Vision falan güya ama yani mesela ters köşe ihtimali mesela Arbiter söyledik, boss olma ihtimali. Ama Shadowlands'da şey sorunu var. Nasıl diyeyim? Her şeyin olabileceği çok geniş bir lore potansiyeli var diyeyim abi. Onun için bol keseler atmak da biraz rahat oluyor. Yani ben şu an 8.3 için her şeyi söyleyebilirim ve tutabilir yani tekrar. Ki bizim yani, 8.3 tahmini zaten Battle for Azeroth'ta işte sonunun Old God'la bitmesiydi yani. Onu kimse beklemiyordu mesela. Ta en başında Expansion başladığında kim bekliyordu Zot'un gelmesine? Değil ben, ben. Yani işte ama hikayede sonuçta öyle bir gönderme yoktu. Ama bekliyorduk evet. Ha, evet. Ben çünkü şey demiştim ya. Allah bunlar savaşıyor tamam. Old God'ların en çok sevdiği şey bu demiştim. Evet, evet. Emerald Dream'den sen bağladıydın oraya. Onu hatırlıyorum. Yok abi ne zaman savaşsak o sonunda bir Old God avantajı oluyordu ya, o gelmişti. Evet adam. Evet aynen. Ben işte Twilight Hammer falan gördüğün anda ha işte Horde'yle ayrıştırmışsın birbirini zayıflatsın biz atlayıp sonra olaya el koyalım entrikası evet. Oluyor her zaman. Ya bu arada şey diyor da abi ciddiye alıyoruz. Her söylediğinizi ciddiye alıyoruz. Her fikrinizi... Ciddiye almıyor olsak bunlar der miyiz ya? Düşüncenizi ciddiye alıyoruz. Bu arada ya. Ciddiye aldığımız için yayın yapıyoruz. Hani... Evet. Yani iyi ciddiye alıyoruz her şeyden önce. Yani senin de bir izleyici, bir hikayeyi takip eden biri olarak oraya bakış açın doğru olsun istiyoruz. Öyle düşün. Yani doğru açıdan bak. Daha çok tad al. Doğrusunu bilerek fikir yürüt. Ya bir de dediğim gibi yani, biz atıyorum kendimizi bir de şöyle söyleyeyim. Çok 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 haklı gördüğümüzü düşünüyor olsaydık eğer. Derdik ki ya bırak bunları. Niye bunlara yayın yapıyoruz? Kendi aramızda Discord'da açalım muhabbet edelim derdik. Ya değil mi? Evet. Yani. Doğrusunu anlatma gibi bir derdimiz olmazdı öyle olsa. Evet, ya doğru bu yani. Arada hani onu da şey yapayım böyle doğru bildiğimizi diyeyim de çok böyle gene yanlışa çekilmesin mevzu. Ya, tabii tabii. Kendi açımızdan kendi bildiğimiz kadarıyla. O da öyle yani. O şekil giyinir, bu şekil giyinir. Arkadaşlar sohbet muhabbet inanılmaz güzel gidiyor. Ben şunun önünü görüyorum şu anda laf lafı açıyor. Bıraksam sabahı bulacağız yine. Ancak... bizim kaçmamız gerekecek. Soru cevaba dönerek şöyle, yayının sonuna yetişmiş olan arkadaşlara şöyle bir tip vereyim. Yarın kısmet olur da herhangi bir aksilik çıkmazsa yayın tekrarını YouTube'a atacağım. Yayın başladı arkadaşlar. Görkem, Makkora nedir? Ne değildir? Kimler arasında yapılır? Nereden geldi? Kökeni nedir? Ve bugüne kadar yapılmış Makkoralar, bugüne kadar yapılmış Makkoralardan çıkarılmış kurallar ve daha sonra da artık daha bir, nasıl söyleyeyim, son bir yarım saat, bir saatimiz bugüne kadarki Makkoraların yorumlanması şeklinde yayını yaptık. Merak eden olursa arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü YouTube'da bu şeyi görebilirsiniz. Çünkü ben bunu neden söyledim? Normal yayınlarımızda böyle bir açıklama yapmaya ihtiyacı duymuyorum. Yayın sonuna yetişmiş arkadaşlar da biraz böyle... İşte hala ortadan girdiği için yanlış anlaşılmalar açıldı mesela. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için söylüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar en kısa zamanda
YouTube'a atacağım. Bu bilgilendirmeyi kaçırmayın. Bu gerçekten Görkem'in üzerinde çalıştığı inanılmaz bir nasıl söyleyeyim? Yani lügat oldu. Evet, son yarım saat bir saate kadar ansiklopedik bir bilgi verildi. Bunu kaçırmamanızı istiyorum. O yüzden takipte kalın diyorum. Sizlerin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa eğer. Ben şeyi söyleyeyim hani. Şimdi madem çeteler öyle ısındıysa, devam ettirmek istiyorsanız abi Twitter'a gelin. Oradan biz Görkem'le ben iki tane işsiziz. Utkun yatması lazım. Kendimiz konuşalım oradan devam. Yani. Estağfurullah. Devam ettirmek istiyorsanız. Estağfurullah. Tamamdır o zaman, aynen. Sosyal medya hesaplarından. Sosyal medyadan aynen. YouTube altında da videonun altına yorum bırakın. Oradan da cevap veririz. Ha, bu arada yani tekrar ediyoruz arkadaşlar. Kafanıza takılan sorun zaten. Tekrar ediyoruz, sosyal medyada hashtag lorkonseyi soru cevap, bir ya da yazıp yazmamanız önemli değil. Bizi bu şekilde yapın. Gerekirse bizleri tagleyin et şeklinde. Ya da YouTube'da yorumların altına sorularınız varsa bırakınız. Biz bu soruları toparlıyoruz. Bir sonraki konsey soru cevapta cevaplandırmak üzere, bunu da unutmayın diyoruz. Ve uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bir sonraki yayında. Sizleri seviyoruz. Lütfen bu korona günlerinde dikkat edin. Tedbiri elden bırakmayın. Hoşça kalın. İyi geceler. İyi geceler.